Selamlar arkadaşlar. Matematik Arkesi'de kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte 3D yayınlarının yapmış olduğu Türkiye Genel Deneme Sınavı 1'in matematik çözümlerini yapacağız. 40 tane soruyu tek parça halinde çözüp sana sunacağım. Ee, onun için şunu belirteyim. Piyasada daha hala cevaplandırı yok yayının. Ve ben kendim oluşturduğum cevaplarla size aktarmaya çalışacağım. Umarım hatamız eksimiz yoktur diye düşünüyorum. Ben, ben e, işte birkaç defa uğraşıp bulmaya çalıştım ama umarım eksiğimiz yoktur. Hatamız da varsa affola bir iki belki hatamız ya da gözden kaçırdığınız bir nokta olabilir. Hani 3 dnin bir özelliği var. Hani senden biraz ayrıntı görmeni isteyebilir ya da e, düşürücü bir birkaç nokta vermiş olabilir. Belki ona düşmüş olabiliriz ama onun dışında bir hata olacağını zannetmiyorum ben. E, ona geçmeden önce kanalı takip, e, kanalı takip edeceğini biliyorum zaten. Mutlaka kanalı takip etmeni istiyorum. Ve sizden gelen ile bunları çözmeye çalışıyoruz normalde hani dediğim gibi çok uğraş isteyen bir iş ve çok emek isteyen bir iş. Ama sizden gelen o teveccühle bunları çözüp bu şekilde paylaşmayı ben e, aslında kendim için büyük bir gurur vesilesi sayıyorum. Size faydalı olabiliyorsam tabii ne mutlu bana. Senden de küçük bir ricam var. Kanalımı takip edip mutlaka videoyu beğenmeni ve bizi en üst sıraya taşımanı istiyorum. Evet gençler herkes hazırsa ilk sorumuza başlamadan önce şunu da belirteyim. Deneme çok güzel hazırlanmış. Yani sınav kıvamında zor değil ama böyle uğraştırıcı işlem yeteneğini gösterecek soru tipleri var. Onun için ben çok beğendim. Özellikle geometri soruları. Hani çok şey var. Çok böyle sözel anlatım soru var ama tam sınav tarzı zor değil. Bir iki tane seçici soru var ama Gerçekten kolay, orta ve zoru dengeleyen bir sınav olmuş. Ben çok beğendim sınavı. Evet herkes hazırsa ilk sorumuzla başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar. Belirli bir basınç ve sıcaklık altında birim hacimde bulunan maddenin ağırlığına biz ölçü kütle diyeceğiz değil mi? Birim, birim hacimde bulunacak. Zaten ölçü kütlenin tanımı de biliyorsun. Aşağıdaki verilen farklı maddenin yapmış eşit hacimli iki kabın boş durumdaki kütleleri etiketlenmiştir. Eş bölümlere ayrılmış olan kaplara şekildeki gösterilen miktarlarda öz kütleleri birden farklı olan sarı ve kırmızı renkli sıvılar konulmuş. İçlerinde sıvı bulunan kapların toplam ağırlığı 400 gram olmuştur. Şimdi kabın ağırlığı 160 gram arkadaşlar. 400 gramdan ben 160'ı çıkardığım zaman 240 gram kalır. Yani bunun aslında kütlesi 240 grammış. Buradan da yine ben 400 gramdan Kaç çıkaracağım? 200 gram çıkarırsam 100 gram kalır. Demek ki buranın ağırlığı da arkadaşlar 200 grammış. O zaman şunu diyeceksin. Sarının bir ağırlığına bakacağız. Sarının ölç kütlesine bakacağız. Bir de kırmızının ölç kütlesine bakacağız. Kırmızı dediğim şey neydi? Birim hacimde olan. Burada aslında kaç tane hacim var bizim için? 2 tane hacim var. Yani biz 240'ı 2'ye bölmemiz lazım. 2'ye bölersek bunun hacmi yani ölç kütlesi 120 ile orantılı bir şey çıkmış olur. Diğerini ise arkadaşlar 200'lü 200'lü 1'e bölersek 200'de orantılı bir şey gelmiş olur aslında değil mi? Tamam sarı renkli sıvının öz kütlesi kırmızı renkli öz kütlesinin kaç katlı demiş. Aslında biz sarıyla kırmızıyı böleceğiz. Böldüğümüz zaman 120 bölü 200 çıkartırız. 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman hatta sıfırlar gitsin. 2'ye de bölersek 6 bölü 10 gelir. Burayı da ben 0.6 olarak yazmış olacağım. Bakın o da bizi D seçeneğine götürecek götürecektir. İkinci soru zor bir soru değil aslında. Rakamları toplama asal sayı ve rakamlarından en az biri kendisinin asal tam böleni olan doğal sayılara gür sayılar denir. İçindekilerden hangisi gür sayı değildir demiş. Şimdi arkadaşlar buradaki hepsini ben rakamlarını topladım sorun yok asal sayı geliyor. O zaman ben e, içinde ben bunu ikiye bölebiliyorum. İkiye böldüğüm için 156 çıkıyor. Burada iki rakamı asalı temsil ettiği için bu gür sayı özelliğini taşır. Yine geldim buraya. Bunu ben ikiye böldüğüm zaman arkadaşlar 91 yapar değil mi? 91. Şuraya 91 yazacaktım bu arada. Yine iki rakamın temsil ettiği için. Bakın şurada iki rakamı var. Bunu temsil ettiği için bu da bir gür sayı özelliği gösterir. Geldim buraya. Bunu 2'ye bölersem kaç gelir burası? 238 gelir. 2'ye hmm, bölersem 119 yapar. Evet. 7'ye bölersem 17 geldi. 17'ye bölersem 1 yapar. Bakın burada kullandığım rakam 7 ile buradaki asal çarpanın 7 olan aynı olduğu için buraya da ben ne diyeceğim? Gür sayıdır diyeceğim. Bu gür sayı değil. En son buna bakalım. Yine ben bunu 5'e bölebilirim arkadaşlar. 5'e bölünebilen bir sayı olduğu için 5 asalı burada da mevcut. Orada da sorun yok ama D şıkkı gür sayı değildir. Üçüncü soru güzel bir üstün sayı sorusu. boyutları aynı olan fotoğrafların aynı albümde toplandığı bir, cep, bir cep telefonu galerisinde albümün dosya boyutu ve albümdeki fotoğraf adedi bilgisi altında yazmaktadır. Yani toplam dosya boyutum 2 üzeri 15 adetim 1024 tane örnek bir tanesini verdik. Bu albümlerin ikisinden birer tane fotoğraf seçildiğinde seçilen fotoğrafların boyutlarının aynı olduğu görülmektedir. Buna göre fotoğraf seçilen albümlerin numaraları nedir demiş. Şimdi şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Boyutların hepsini fotoğrafa dediğine bölersek biz bir tane fotoğrafın kaç e, 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 ya büyüklükte olduğunu çıkartabiliriz. O zaman albüm 1 başlayalım. Birinci albüm arkadaşlar. 2 üzeri 15'i ben niye böleceğim? Her fotoğraf için 1024'e böleceğim. 2 üzeri 15 zaten 2 üzeri 15 yazılır. 1024 2'nin 10. kuvvetidir. Bunun her bir boyutun 2 üzeri 5 olduğunu söyleyebiliriz. Geldim ikinci albümüze. İkinci albümümüz ise 4 üzeri 6 bölü 512 yapar. 4 üzeri 6, 2'nin karesinden 2 üzeri 12 gelir. Burası da arkadaşlar 2'nin 9. kuvveti yapar. Bunların üstünü çıkardığımız zaman 2 üzeri 3 gelir. Üçüncü albüme geldim. İkinci, üçüncü albümde 32'nin 3. kuvveti bölümü 128 olarak kayda geçer. 2 üzeri 5'tir. 2 üzeri 5 3 çarparsak 15 yapar. Bu da zaten 2 üzeri 7 gelir. Bunu böldüğümüz zaman 2 üzeri 8 çıkar. Aynı gelen yok. O zaman dördüncü bizim için cevap verecektir muhtemelen. 16 üzeri 4 bölü alt tarafta 2048 geldi. 4'ün 4. kuvvetinden 4'ün 12'nin 16. kuvveti yapar bölüm. Burası da arkadaşlar 2'nin 11. kuvvetidir. Tabanlar aynı süsleri çıkardığımızda 2 üzeri 5 gelir. Bakarsak burada hangisi oldu? 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 5. Yani birinci albümle dördüncü albüm birbirine eşit gelmiş oldu. O da D seçeneğidir. Dördüncü soruya gelirsek. Ayşe rastgele yazmış olduğu 5 köklü sayıdan birini sildikten sonra kalan 4 sayı ikişerli grup oluşturmuş. Ve oluşan gruplardaki sayıların toplamının birbirine eşit olduğunu görmüştür. Silmiş olduğu sayıların alabileceği değerler çarpımı sormuş. Önce arkadaşlar biz bunları köklü olarak çıkartalım. Kök 18 dediğim şey 9 çarpı 2 olduğundan dolayı 3 kök 2 geldi. Kök 32 dediğim şey 8, 4 çarpı 8 ya 16 çarpı 2'den 4 kök 2 geldi. Sonra kök 50 dediğimiz olay 5 kök 2 gelmiş oldu. Sonra kök 72 zaten 6 kök 2 olmuş oldu. Sonra kök 128 dediğimizde 8 kök 2 olarak gelmiş oldu. Toplamları aynı olanlara gel bakalım. Önce sarıyla işaretleyelim bunun bir tanesini. Ee, ne gelsin? 7 olur mu? Olmaz. 5 ile e, 4 ile 6 10 yapar olur mu? Olmaz. 3 ile arkadaşlar 9. Bakın 3 kök 2 ile 6 kök 2'yi alırsın. Bir de arkadaşlar neyi alırsın? 4 kök 2 ile 5 kök 2'yi alırsın ki. 9 kök 2 9 kök 2 gelsin. O zaman birinci seçemediğim sayı 8 kök 2 imiş bu cepte. Sonra gel tekrar bakalım. Onu da yanına işaretleyeceğim bu arada. 8 kök 2 ile e, kaç alabiliriz? 5'i alsak 13 yapar. 13 veren yok. 8 ile bakın 3 kök 2 ile arkadaşlar 8 kök 2 alabiliriz. 11 kök 2 yapar. E, 5 kök 2 ile 6 kök 2 alırsak ama şunu işaretleyelim. Bu da 11 kök 2 yaptı. Demek ki burada kalan da arkadaşlar yine 4 kök 2 olarak bulunur. Biz bunları çarpalım. 8 kere 4 zaten 32 yapar. Kök 2 ile kök çarpımı çarpım 2'dir. 32 çarpı 2, 64'ü verecektir bana. Bu da E seçeneğidir. Geldim 5. soruya. 2 tanesi bu sembollerle kapatılmış arkadaşlar. 4 pozitif sayı gösterilmiştir. Kapatılmış sayıların birinin 3 katı alanında, diğerinin karekökü alında oluşan 4 sayı ardışık sayılar oluşturmaktadır. 3, hmm. 4. O zaman 4 yok değil mi? Demek ki bir tanesi bunun 4 olacak. Öyle diyelim. Birinin neyini alıyorsun? 3 katını. Diğerinin 4. Evet ardışık 4 tam sayı oluşacak. Kapatılmış olan sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burası 4 olsun. Birinin 3 katını aldığın zaman ardışık sayı oluşuyorsa. 3, 4, 5. E, ardışık sayı dediğimiz şey. Bir tanesinin 4 olması lazım. Kare kökünü aldığı zaman. Diyorum şöyle. Şu suratımızın. Kare kökünü aldığımızda. Şöyle diyelim suratımıza. Bu suratımızın kare kökünü aldığımızda arkadaşlar 4 geliyorsa demek ki bu suratımız neye eşitmiş? 16'ya eşitmiş gibi. Şimdi 3, 4, 5 aslında 3 katını aldığımız zaman bir sayı olacaksa yani bu sayının 6 olması lazım öyle diyelim. Bu sayıda 6 olsun ki 3 katını aldığın zaman gelsin 3, 4, 5, 6. Demek ki ben 3 tane gülen yüzün katını aldığım zaman 6 geliyorsa... Demek ki burada gülen yüzümüzde arkadaşlar 2 olsun ki verdiği koşulu sağlasın. Bizden istenen değerler toplamına baktığımızda o da 18 olarak çıkar. Yani de seçimidir. Yine tahmin edip çözebileceğiniz bir soru aslında. Barış sarı ve mavi renkli iki çizgili kağıdın toplamı 69 kelimeden oluşan bir hikaye kitabı yazmıştır. Aynı kağıt üzerindeki her satırdaki aynı sayıda kelime yazan Barış kağıtları birer zarfın için yerleştirmiştir. Yani burada her birinin içine arkadaşlar 3 tane yazıyorsun. 3 tane kelime var. Arkasında da farklı sayıda kelime var. Çünkü ne demiş? Ee, aynı kağıdın üzerindeki her satırdaki aynı sayıda kelime olmak. Bu iki satırın çarpımı toplam 78 ise. Şimdi gençler bu satırımız A olsun. Alt de B olsun. Demek ki ben A çarpı B'nin 78 olduğunu biliyorum. Bir şunu unutma. A satırının en az kaç tane olduğunu biliyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Değil mi? Hatta şu da var 8. Yani A satırı 8'den büyük olma. Ya yani 8 ya da 8'den büyük eşit olacak değil mi? Öyle diyelim. Şunu tam görmedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8'den büyük eşit olmak zorunda A satırı. Onu yazdık. Sonra gel bunları çarpanlarına ayır ve A'nın 8'den büyük eşit olduğu yerlere bakalım. Bir de tabi 69 tane çizgili kağıdı tutturmamız lazım. Nasıl başlayalım o zaman? Bunun çarpanı 8'den büyük olan çarpan ne gelebilir? Hmm, hatta yazalım ya. 2 çarpı 39 olsun. 3 çarpı ne gelebilir arkadaşlar? 3'e bölünür. Evet 26 mı gelir? 26 gelir. 4'e bölünmez. 6'ya bölünür. 6 çarpı bunu 6'ya bölsek 18 pardon 13 yapar. 6'ya böldük 13 yapar gibi. Tamam mıyız? Bir de şu önemli. Hani 69'u geçmeyecek. Atıyorum ben bunu yanlış yazdım burada. B çarpı A diyelim ki A'nın 8'den büyük olması için böyle yazmış olalım. Şimdi şöyle bir durum var. Ben A'nın her bir satırını 3 ile çarparsam 110 yok evet 117 tane kelime yazar bu olmaz. Bunu 3 ile çarparsam arkadaşlar 78 kelime yapar bakın. 69 kelime var. Bu da olmaz. Ben bunu 3 ile çarparsam 39 kelime yaptı. Değil mi? Demek ki kalan kelimeler buraya ait olan. Yani şurada burada bizim arkadaşlar 13 tane satırımız mevcutken burada mevcut olan satırımız 6 satırmış. Tamam. Biz buraya her satıra 3 kelime yazdığımız için arkadaşlar 39 kelime yazıyorsak Burada toplam 69 kelime varsa buraya ben 30 tane kelime yazmak durumundayım. Bize demiş ki mavide her bir satırda kaç kelime bulunmaktadır? O zaman şunu yapalım. 30 bölü 6 dediğimizde 5 tane kelimenin olduğunu söyleyebiliriz. O da D seçeneği 7. sorudayız. Arif, Bilge ve Ceren isimli 3 arkadaşın kütleleri kilogram cinsinden birer tam sayıdır. Bir yük tartısına önce Arif ve Bilge birlikte daha sonra 3'ü birlikte tartı alanında görünen iki sayının çarpımı çift olmamaktadır demiş çift olmuyorsa arkadaşlar ya sıfır olur ya tek olur. Zaten kilogram cinsinden bir şeye sahipse bunlar sıfır olma ihtimali yoktur. Tamam Arif Bilge ve Ceren'in kilogram cinsinden kütlelerinin isimleriyle gösterildiğine göre her zaman çifttir demiş. Şimdi şöyle Ar Arin ve Bilge aynı anda tartılmış. Yani ona A diyelim. A çarpı B aynı anda tartılmış. A artı B. Evet. Daha sonra üçü birlikte tartıldığında tartı e, x çarpı çift olmaktadır. Tamam. Şöyle düzgün yazayım devamlı. Arim ve ile bilgi aynı anda tartılmış. A artı B diyelim. Daha sonra üçü de birlikte çıktığında tartı ekranda görünen x tane çarpı çift olmamaktadır. Yani A artı B artı C'nin tartıldığında tartı çift olmuyor değil mi? Yani tek olacak aslında. Bunun tek olma ihtimali neye bağlı? Hem bunun tek olmasına hem de bunun tek olmasına bağlı. Güzel. Biz buraya tek dersek arkadaşlar A artı B'ye demek ki C'nin çift olması lazım. Tamam C çift. O zaman gel grup oluşturalım. A, B, C diyelim. Şöyle C kesinlikle çift bir sayı zaten ondan bahsediyoruz. E, A artı B tekse demek ki burası tekse burası çift. Ben buraya tek dersem buraya çift dersem zaten burası da kesinlikle çifttir. Bu iki ihtimali her şık sağlarsa bizim için olur diyeceğiz arkadaşlar. Gel bakalım. Arin ile Bilge'nin çarpımı her zaman çift midir? Arin ile ile Bey'in çarpımı arkadaşlar her zaman çifttir doğru. Arin ile Ceren'in toplamı yani Arin ve Ceren'in toplam buradan çift gelmiş. Tekle çarparsak çift olur. Sorun yok. Ee, Arin ve Ceren'in şuradaki toplamlarına baktığımızda arkadaşlar tek geldi. Tekle çifti çarparsak bu da çift oldu. Burası da doğru. Sorun yok. Bilge ve Ceren'i çarp demiş. Bilge ve Ceren zaten her zaman kesinlikle çift gelir. Ceren çift olduğu için. Demek ki burada 3'ü her zaman doğru olarak bulunacaktır. 8. sorudayız. Özge seçtiği birbirinden farklı rakamların her birini birer kez kullanarak yan yana ve üst üste yerleştirerek toplama işlemini elde etmektedir. Ben 1, 2, 3 arkadaşlar toplayabilir. 21 ile 3'ü toplayabilir. 1 ile 32'yi toplayıp çeşitli sayılar bulabilir. Rakamlarını kullanarak oluşturduğu toplama işlemlerinin elde ettiği en küçük değer 25'tir. Yani ben şöyle yazıyorum. A, B, 5 ve 4'ü birer kez kullanarak böyle topladığımda en küçük değer 25 ise ben bunu böyle yazmış oldum. Bunlardan en büyük değeri sormuş. Şimdi burası zaten 9 geldi biliyorsun. Demek ki buranın da arkadaşlar 16 gelmesi lazım. A artı B 16 ise bunları en büyük yapan değer A'ya 9 diyeceğim. Buranın da zaten kaç gelmesi lazım? Bu arada birbirinden de farklı 7 gelmesi lazım. Tamam ben o zaman 97 5 4 oluşturacağım sayılara bakayım en büyük sayıya. Biz şöyle yapabiliriz toplama işlemi kullanacağız ya. 9 7 5 yazabiliriz ve biz bunu 5 4 ile topladığımızda arkadaşlar 979'u çıkartabiliriz. O da bakın D seçeneği. Diğeri ben çıkartamadım olmadı yani. En büyük bulduğum sayı bu olduğundan dolayı cevap D şıkkıdır. Geldim 9. soruya. Bir sayı doğrusunda arkadaşlar Eksi 2 eksi 1 sıfır sayıların işaretlenmesiyle 4 tane bölge ayılmış ve AB gerçek sayıları sırayla mavi ve kırmızı çizgiler çekilmiş. C gerçek sayısı siyah renkli bölgelerden birine ait olduğuna göre hangisi her zaman doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar sırayla AB mavi mavi çizgi. O zaman A'nın değeri bakın şurası mavi çizgi onu ben de göstereyim. Şurası mavi arkadaşlar. Şurası muhtemelen kırmızı. Onu şöyle kırmızı ile gösterelim. Bakın şurası kırmızı. Sıralarda siyah ama siyahlar dahil. Yani burada tam çıkmamış ama siyahlar muhtemelen dahil. Mavi bölge A'ya aitse A değeri bizim için eksi 2 ile eksi 1 arasında bölgeye sahiptir. Kırmızı kırmızı bölgeye aitmiş B'de. Demek ki arkadaşlar B değeri büyüktür 0 olur. Hocam eşit olmaz mı? Hayır. O dolu olan yerler siyaha ait. Yani kırmızı ya da maviye ait değil. Fark eden bilmiyorum. Devam etmez şimdilik. C değeri de C değeri arkadaşlar eksi 2'den küçük. C küçüktür. Eksi 2 veya veya bağlacı var. Eksi 1 ile 0 arası diyecek. Ha, küçük eşit hatta. Eşit olacak. Eksi 1 ile arkadaşlar bu arada C değeri 0 arasında bu da dahil olacak. Biz bunu böyle tasarlamış olduk. Gel buradan yorumlayalım. B eksi 3C sıfırdan büyük müdür? B zaten kesin sıfırdan büyük değil mi? Eksi 3C dediğimiz şey arkadaşlar her zaman doğru mudur? Zaten C negatif bir sayı. Yani burada da negatif. Burada da negatif bir sayı. Önüne eksi aldığı zaman pozitif olur. E, B de pozitif olduğu için kesinlikle pozitiftir. Sorun yok. A artı C sıfırdan küçük müdür? Ona gel bakalım. A eksi 1 ile 2 arasında bir değer. C de arkadaşlar eksi 2'den küçük bir değer olursa kesinlikle küçük olur. E, zaten A da C de negatif olduğu için burası da kesin sıfırdan küçük gelecek. Ama A artı B C'den daha büyük müdür? Bu her zaman doğru mu? Diye bakacak olursak. C zaten 0 ile 1 arasında bir değer olsun. Hatta şöyle yapalım. A'nın eksi 1 ile B'de 0'dan büyük bir B 1'den büyük bir değer olsun. Atıyorum 5 kaç diyelim. 0.1 de attım bunu tamamen. 0.1 diyelim. 0.1 de mi ya? 2 de. 1.1 de. 1.1 desem oraya da arkadaşlar Eksi 1.1 desem değil mi? 0 geldi. C değeri daha büyük gelmedi. Küçük de gelebilir. Onun için bu olmaz arkadaşlar. Her zaman sağlamaz. Cevabımız 1 ve 2 olan C şıkkıdır. 10. sorudayız. Ahmet çalıştığı fabrikada hatalı üretim yapan 8 haneli seri numaralarını bir kağıdan etmiş ve Ahmet Ahmet'in çocuğu oyun oynarken bu kağıdı şekildeki gibi dermiştir. Seri numaralarını hatırlamayan Ahmet seri numaralarının 10 ile bölümden elde edilen kalanların toplamının 12 olduğunu ve bir seri numarasının 3 ile tam bölündüğünü anlatmıştır. Tamam nasıl hatırlıyorsun diğerlerini ya bunu hatırlamak daha zor bence de. Yine de sen bilirsin Ahmet. Şimdi 12 olduğunu ve seri numarasının 3 ile bölündüğünü hatırlamış. Şimdi gençler bunun kaç ile bölündü? 10 ile bölümden kalan 6. Bununki de demek ki son rakamın 6 olması lazım. Yani bu sayımız aslında 87, 400, 126 sayısı. 3'e tam bölünüyor mu? Gel bakalım birlikte. 8, 15 yapar. 19 yapar. 20, 22, 20, 8 geldi. 3'e tam bölünmedi. Demek ki şu sayımız 3'ün katı olan bir sayı. Gel bu sayımızı şuraya yazalım istersen. 123. Burada 56 var. Demek ki 3 basamağımız görünmüyor. Onu anlıyorsun. Altta seri numarasını görünmeyen 3 haneli sayısı hangisi olabilir demiş. Bu 3'ün katı olacak değil mi? Rakamlarını toplayalım buradan. 1 2 3 6 yapar. 6 da bu 12 yaptı. 5 de bu arkadaşlar 17 yaptı. Demek ki bana 1 lazım. Hani şunların bunların 3 ile bölümünden kalanın 1 olması lazım. 1 olsun ki o 1 eklediğim zaman sayının hepsi 3'e tam bölünsün arkadaşlar. Gel yapalım. Burası 2 olmadı zaten. 222 3'e tam bölünür olmaz. Baktığımızda 6 9 bu da olmaz zaten. 310 sayısı oldu. 3 ile bölümden kalan 1'dir. Onun üstüne eklediğimizde tam bölünür arkadaşlar. 332 sayısı zaten olmazdı. O da D seçeneğidir. 11. soru da güzel bir soru. 1'den 10'a kadar olan doğal sayıların birini aklından tutmuştur. Ahmet Cenk bu sayı tamir etme için Beyza'ya açtaki soruları sormuş. Evet ya da hayır yanıtını almıştır. Tamam. Birini evet diğerini hayır yanıtını alıyor. Aklından tuttuğu sayıdan alabileceği değerler toplamı nedir? Önce arkadaşlar biz buraya evet diyelim. Buraya evet diyelim. Buraya hayır diyelim. Sonra ikinci ihtimalde buraya hayır diyelim. Buraya evet diyelim. Bu ihtimalleri gel yazalım. Önce Ahmet'in dediği sayıları oluşturalım. Sayı asal sayı mıdır? Evet dersen ben asal sayılar gel yazayım. O zaman 2, 3, 5, 7 diye yazdım. Sayının karesi bir basamaklı mıdır? 2'nin karesi bir basamaklı mı? Hayır diyecek. 3'ün karesi bir basamaklı değil arkadaşlar. Demek ki ben buraya 5 ve 7 diyeceğim. Çünkü bir basamaklı olmayacak. Demek ki benim bir tane aldığım sayı 5 ve 7'dir. Hangisi tuttu? Sadece şunlar tuttu. Asal sayı olanlar evet. Bir basamaklı olmayanlar hayır dedik. Geldik diğerine. Dedi ki bana asal sayı mıdır? Ben hayır diyorum. Asal sayı olmayanları yazıyorum. 1, 2 yazdım, 3 yazdım. Asal sayı olduğu için 4, 5, 6, 7, 8, 8 ve 9. Ve 9 diyelim. Zaten 5 tane gelecekti. Birler bak böyle karesi aldığı zaman birler basamağı tek basamaklı mıdır ya da tek basamaklı mı diye sorarsa evet dedik. O zaman ne aldık arkadaşlar? Sadece 1 aldık. Karesi 1 basamaklı mıdır? Evet diyorsun. Sadece biz burada neyi almış olduk o zaman? 1'i almış olduk değil mi? Gördün karesi 16 yapar. Diğerleri zaten olmuyor. Buradan seçtiğim sayı sadece 1'dir. Başka sayı seçemem. Bunları da topladığımızda arkadaşlar 13 cevabına ulaşmış olacaksın. Geldim fonksiyon sorusuna. Şunu hemen açayım. Evet kapattım ben soruları. Şimdi burada biz f artı g fonksiyonunu bulup f, f bileşi g fonksiyonuna ulaşabiliriz. Önce gel şunu seninle açalım bir. Bunu ben şöyle düşüneceğim. Dersem. fx eksi g x bölü 2 eşittir x artı 2 oldu değil mi? Bunları ben 2 ile çarparsam gençler şöyle olur. Bir tane fx eksi gx eşittir. 2 ile genişlettiğim zaman 2x artı 4 gelir burası. Buradan da 2 tane fx artı gx eşittir. 14x gelir. Ve ben bunu taraf tarafa toplayayım. Topladığım zaman zaten bunlar gider. Ne kaldı arkadaşlar? 4 tane fx eşittir. Buradan da 16x artı 4 geldi. 4'e bölersem fx dediğim fonksiyon 4x artı 1 çıkmış oldu. Yani bizim fx'imiz 4x artı 1'miş. Tamam gx'i de bulabilirsin. İstersen şöyle yap hiç uğraşma. Ne yap hocam şunu eksiyle çarp. Bunlar gitsin bak onunla maviyle yazalım. 2 tane gx kalmış olsun. 14'ten 2 çıkardığımız zaman 12x gelsin. Sonra zaten burası da eksi 4 yapar. Demek ki arkadaşlar gx dediğimiz fonksiyon 6x-2 olabilir. Ya da gidip F'i yerine yazarak da bulabilirdin. Sıkıntı yok. Bizden önce G1'i bul demiş. G1'i bulabiliriz. G1 eşittir. Buradan 1 yazarsam 6 eksi 2'den 4 geldi. Yani şunun 4 olmasını istiyorum. Ona gel ne yazacaksın? F4'ü. F4 içinde 4 çarpı 4 artı 1'den buranın 17 çıkması lazım. E zaten bunun hepsi 17 ise cevabım 17 eşittir. Yani A seçeneğidir. 13. sorudayız. Dikkatli yaparsan kolay bir soru ama hata yapmaman lazım. Biraz da zaman alıcı bir soru aslında. Bir mağazada bulunan ürünlerin etiket fiyatları aşağıda verilmiştir. Bu mağazada etiket fiyatı 3 ile tam bölünebilen ürünler A bölümüne. Etiket fiyatı 4 basamaklı olanlar B bölümüne. 4 ile bölünebilenler arkadaşlar C bölümüne yazılacaktır. Tamam. Kime formatıyla hazırlanan bu bölümlerde birden fazla bölümün özelliğini taşıyan ürünler ortak kısma yerleştirilecektir. Sorun yok. Bizden bu bölümün biçimde gösterilen hangisi ya da bu bölümde yukarıdaki gösterilen etiketlerden kaç tanesi bulunmaz demiş. Biz gel şundan isimlendirelim. Buraya arkadaşlar ne diyelim? A, L, M, N, K, L, M, N, E ve T diyelim. Kümeleri değil mi? Hepsi A, B, C'den farklı olsun. A'yı yazalım. A dediğimiz elemanlar arkadaşlar neydi? 3 ile tam bölünebilenler. Rakamları toplamına bakacağız. Bunun rakamlar toplamı 9 olduğu için K vardır virgül. Bu olmaz zaten. Bu olur mu arkadaşlar? 6, 6, 12 olur. M vardır virgül. Burası N vardır sorun yok. Sonra bu bölünür mü? 10 yapar bölünmez. Bu da bölünmez. Ben bunu kapatmış oldum. 3 eleman var burada. Geldim B kümesinin elemanlarına. 4 basamaklı olanlar yani K olabilir. L, ol L olmaz pardon. N olabilir. N olabilir virgül. E olabilir bir de arkadaşlar T olabilir onu yazdık. Sonra geldik C kümesinde elemanlarına 4 ile bölünebilenler yani son iki basamağına bakıyorsun. A olabilir, L olabilir 42 bölünmez. Sonra arkadaşlar N olabilir 20 bölünür. Sonra P olmaz, T de olmaz. Bunu da böyle kapattık. Bu da K ile N olmuş oldu. Sonra bizden A birleşim B'yi istiyor. A birleşim B'yi bulurken gel yazalım birlikte. A olabilir. M yazabilirsin. N yazabilirsin. K yazdığım için yazmıyorsun. N'yi de yazmıyorsun. E ve T yazmış olduk. Sonra B kesişim C'yi bulalım. B kesişim C. İkisinde ortak olanlar. Ne var arkadaşlar? Bir tek K var. Başka. A. Ee, başka bir şey yok sanki. Evet. K'dan başka. Bir şey var mı? Evet. Bir de N var orada. N'yi alalım bu neyi de aldığımız zaman biter. Bizden bunun farkını sormuş. Yani burada bulunup altta bulunmayan sayılar hangileri? A ve N sayıları bunları atıyorsun. Elimde kalanlar arkadaşlar. Yani bizden istediği şu işlemin sonucu uzun uzun yazmayacağım. M, P ve T'dir. M, P, T 3 elemanı var. Demek ki kaç tanesi bulunmaz demiş ya. M bulunuyor. P e bulunuyor. T bulunuyor. Diğer 3'ü bulunmadığı için cevabım 3 olarak kayda geçecektir. Geldim 14. soruya. Sayı doğrusu üzerinde A sayısının 2 olan uzaklığı bir tek tam sayıdır. Yani A eksi 2'nin mutlak değeri aslında arkadaşlar tek sayıymış. Ben şuradan çıkarımı yapacağım. Kesinlikle A sayımız tek sayı olmak zorunda. Değil mi? Hep de. B pozitif bir sayı olmak üzere A'nın mutlak değeri artı 3 ve eşitleri 23 ise eşitliğini sağlayan kaç tane B değeri vardır demiş. Ya bu ifadeyi yazalım. A'nın mutlak değeri artı 3 tane B kaça eşitmiş? 23'e. B e tekse A tekse başlayalım. Buraya ben 1 diyebilir miyim? Dedim diğer tarafa atarım ama olmaz. 3 diyelim arkadaşlar. 3'ü diğer tarafa atarım 20 gelir. O da olmaz. 5 desek 5'i diğer tarafa attım 18. Demek ki B'de buradan 6 olacak. 5'e 6 olarak gideriz. Sonra bakın bunu kat sayısı 3 olduğu için arkadaşlar 3 çarptırman lazım normalde. Yani burası 8 olsa diğer tarafa atarsam 15 yapar. Ama buraya 8 diyemem. Demek ki ben buraya 11 demek durumundayım. 11'i diğer tarafa atarsam 4 olur, sorun yok. Tekrar 6 arttırırsam buraya 17 yapar, tek olduğu için 17'i diğer tarafa atarsam 6 gelir, 2 olarak bulunur arkadaşlar. Zaten başka bir şey alır mı? E şöyle olur Sen bunu alt attığımda 23 gelir. Burası 0 gelir ama ben B pozitif olduğu için bunu yazamam. Yazabildiğim kaç tane değer var benim? 6, 4 ve 2 var. 3 tane değer alabileceğini söyleriz. 15. soru güzel. Ben yani beğendim soruyu. Şöyle güzelliği var aslında. Kaşırlama yönü çok fazla. Başlayalım sorumuza. Bir veri grubundaki sayılar küçükten bir'e doğru sıralandığında terim sayısı tekse arkadaşlar bize ortanca sayı medyanı verir. Çiftse aritmetik ortalaması medyanı verir. Yukarıda da aritmetik ortalamanın tanımını yapmış. Tam küçükten bir'e doğru sıralanmış tam sayılardan oluşan 5 terimli yukarıdaki veri grubunda iki verinin yer değiştirmesine rağmen veri grubunun sıralaması değişmemiştir demek ki buradaki en az iki terimin aynı aslında değil mi? Onu anlıyorsun. Bu V grubunun medyanı 8. Medyanı 8. Ortanca sayı 8'dir. Yani ben buradan 8 olduğunu söyleyebilirim direkt. Aritmetik ortalaması 7 olduğuna göre C sağın alabileceği değerler toplamı nedir? biz bunun aritmetik ortalamasını bulmak için toplayalım. Aritmetik ortalama eşittir. 7 ile toplasak buradan 10. 14 daha 24 gelir. 24 artı A artı C bölü. Kaç gelmesi lazım? 5. İşler dışa çarpımı yaparsam 35 eşittir. 24 artı A artı C gelir. 24'ü diğer tarafa attığımızda 11 dediğimiz ifade A artı C'yi vermesi lazım. Ben A ile C'nin 24 olduğunu biliyorum ama bunları nasıl ayarlayacaksın? Birincisi şu arkadaşlar. B, C'ye eşit olsun. Birinci durum. Öyle yazalım. B eşittir C olsun. Çünkü ikisi büyük olduğu için. Hatta şöyle diyelim. A artı C eşittir 11 ise. Demek ki burada ben C'ye 8 diyeceğim. Büyük olduğu için buraya da arkadaşlar A'ya 3 demiş olurum. Yani 8'de 8 ile 8 yer değiştirdiğimizde orada bir şeydi. yani medyanda ya da aritmetik ortamda bir değişiklik olmaz. Buna göre alırsak C eksi A ifademiz 8 eksi 3'ten 5 gelir. Tamam mıyız? Başka ne olabilir? Başka ben şunu buldum. 2 eşittir. İkinci durumda da A eşittir. 2 olsun. A2 olursa bu 2 ile 2'nin yer değişmesinde de bir anlam ifadesi çıkarmaz. Eğer ben buraya 2 desem arkadaşlar. Buraya da kaç demiş oluyorum? 9 sağlar. 8 ile 9 arasında bir şey. Demek ki ben bunu aldığım zaman C-A ifadesi de 9-2'den 7 gelmiş olur. Başka bir ihtimal var mı diye tarıyorum ama ben bulamadım. Çünkü A'ya 8 diyemiyorsun zaten. A'ya başka bir şey diyemediğimden dolayı. Sadece bunun ikisini bulmuş oldum. Demek ki ben buradan 5 artı 7'yi topladığımda 12'ye ulaşmış olacağım. O da B seçeneğidir. Farklıdan sorulmuş. Güzel bir soru aslında. Bir kurum çalışanlarına e, isimleri ve doğum yıllarının üzerine yazılı olduğu kalemler hediye etmişler. E, 4 çalışanın olduğu bir kurumda hediye edilen kalemlerde aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Cenk Özgür. Tamam. Tam bunda bir bilgi vermiş. Dört çalışan hediye verilen yıldaki yaşlarının ortalaması 30.5 olduğuna göre kalemler hangi yıl hediye edilmiştir diye sormuş. Şimdi gençler bunları yazalım. Birincisi Özge. İkincisi Cenk. Diğer arkadaşlar. Pardon bu Özgür olsun. Özgür, Cenk, Barış ve Özge. Hepsini yazdık. Şimdi bunların arasındaki en yaşlı olan kişiyi belirleyelim. En yaşlı olan kişi hangisi? 82 doğumlu olan Cenk. Biri 90 doğumlu biri 85 doğumlu. Yani ben en yaşlımız Cenk. En gencimiz Barış'ı bilmiyorum. Özgür olsun. Özgür'e X diyelim. Şimdi Özgür'le Cenk arasında ne kadar var? 8 yaş var Cenk. Cenk Özgür'den, Özge'den daha büyük. Özgür diyorum. Özge'den daha büyük. O zaman ben Cenk'e X artı 8 diyeceğim. Özgür için de Cenk ile Özgür arasında 3 yaş olduğu için demek ki buranın da 3 X artı 5 olması lazım. Şurayı bilmiyorsun şöyle bilgi vermiş. Cenk Özgür'ün bugünkü yaşındayken. Cenk yani x artı 5 yaşındayken arada 3 yıl var. Özgür de zaten x artı 2 yaşındaydı. Özge de Barış'ın bugünkü yaşında imiş. Özge Barış'ın yani x eksi 3 yaşındaysa. Demek ki Barış arkadaşımız da x eksi 3 yaşındadır. Tamam. Çünkü Özge Barış'ın bugünkü yaşındaysa ona da x eksi 3 demiş olduk. Çünkü 3 yıl geriye gidiyorsun. Ve bunların aritmetik ortalaması yani bu yıl dağıtım yapılmış bize. Bunların aritmetik ortalaması arkadaşlar buçukmuş. Toplayalım. X artı 5 artı. X artı 8 artı. X eksi 3 artı. X bölü. Kaç tane var burada? 4 tane mi var? Eşittir. 30.5 diyeceğiz. İçer dışa çarpımı yaparsak. 4x artı. Kaç geldi? 10. İçer dışa çarpımı yaptığımızda 122 yapar. Onu diğer tarafa atarsak. 4 tane x eşittir 112 gelir. x dediğimiz ifade kaç gelecektir? 28 gelir. Demek ki süper. Ben Özge'den yola çıkayım. Özge 28 yaşındaymış. Tamam. Özge'nin doğum yılı kaçtı arkadaşlar? 1990'dı. Yani ben 1990'a 28 eklediğimde 2018 olarak bulmuş olacağım. Yani bizim bulunduğumuz yılın hangi yıl olacak? 2018 çık olacaktır. 17. Soru da son derece güzel bir soru. İçinde yeşil, sarı, beyaz renkli yapıştırıcıların bulunduğu karton kutunun bir kısmı şekildeki gibi yırtılmıştır. Kutuda bulunan beyaz renkli yapıştırıcı sayısı, yeşil renkli yapıştırıcı sayısının karekökün iki katına, sarı renkli yapıştırıcı sayısının iki katına eşittir. Kutunun yırtılan kenarındaki 7 yapıştırıcının bir kısmı görünmektedir. Kutuda hiçbir kısmı görünmeyen her renkten en az bir yapıştırıcı da vardı demiş. Başka, başka bilgi veriyor. Kutuda hiçbir kısmı görünmeyen yapıştırıcılardan yeşil renkli olanların sayısı sarı renkli olanların sayısının 8 katına eşittir. Bak şu cümle bize soruyu çözdürecek gibi. Şimdi hiçbir kısmı görünmeyen yeşil renkli sayısı yani şuna görünmeyen yeşil diyelim. Görünmeyen yeşil. Burada da arkadaşlar görünmeyen sarı diyelim. Tamam. Sarı renkli olanların 8 katına eşittir. Yani burada x ise buraya biz ne diyeceğiz? 8x diyeceğiz değil mi? Sonra e, burada görünen 4 tane yeşil olduğu için yani yeşilin tamamını aslında ben şöyle diyeyim. Bir yeşil var. Bir de sarı var. Onu öyle belirtelim. Yeşilin tamamı 8x ise burası 8x artı 4'tür. Sarının tamamı da arkadaşlar 2 tane sarı fazladan göründüğü için x artı 2'dir. Onlar görünmeyen kısımda. Beyazı da şuradan bulacağız. Şuna da gel beyaz diyelim. Beyazı nasıl bulacağız? Gel ona bakalım. Beyaz için demiş ki yeşil renkli kutudaki yapıştırıcılarının kare kökünün iki katına eşittir. Beyaz renkli. Yani birinci için beyazı gel yazalım. Beyaz renkli yeşil yapıştırıcı sayısının kare kökünün iki katına. Yani 8x artı 4'ün kare kökünün iki katına eşitmiş beyazlar. Tamam. Daha sonra altta da gel beyaz için bir denklem kuralım. Beyaz denkleme eşittir. Sarı renkli yapıştırıcının iki katına eşittir. Sarı renkli bu olduğuna göre 2 çarpı x artı 2 diyorsun. Ve biz bu ikisini birbirine eşitleyeceğiz. Çünkü ikisi de aynı beyazı verecektir bana. Eşitlersem arkadaşlar yazayım. 8x artı 4'ün karekökü kökü çarpı 2 eşittir. 2 çarpı x artı 2 olacak. Bu ikiler zaten sadeleşecek. Her iki tarafın karesini alırsak. Bunun da karesini aldım. Bunun da karesini alırsak gider. Bu kare kökler giderse 8x artı 4 eşittir. x'in karesi artı 4x artı 4 gelir. Hepsi şu 4'ler de gider bakın. Gitti. Hepsini diğer tarafa gönderirsem x'in karesi eksi 4x 0 yapar. Ben bunu x parantezine alırsam x eksi 4 0 gelir. Demek ki bir köküm 0 geliyorsa diğer köküm de 4 gelmesi lazım. Zaten 0 olamaz. 0 neden olamaz? Çünkü aşağıda Hani görünmeyen kısma sıfır diyemeyiz biz. Öyle mi? çünkü en az bir tane görünmeyen kısım var. E, X'e 4 dedik. Tamam kutuda bulunan toplam yapıştırıcı sayısını sormuş bize. Tamam X4 ise arkadaşlar biz yeşili tahmin edebiliriz. 8 kere 4 32. 36 tane yeşilim var. Sarı sayısı zaten 6 idi. Beyaz sayısı da bunun yerine ben 4 yazarsam bakın 32 36. 6 diye çıktı. 2 ile çarparsak 12 yapar. Hocam bunu yerine yazsak olur mu? ne olurdu. 6 çarpı 2 12 yapar. Bunların toplamı bana 48'den 54'ü verecektir. Bakın o da A seçeneğidir. Yıldızlıyorum. Çok güzel. Orijinal bir soruydu. 18. sorudayız. Bir teknoloji mağazasında ABC marka telefonlar bulunmaktadır. Mağazada A marka telefon dışındaki telefon sayısı 12 ile orantılı. Tamam. O zaman B artı C dediğimiz arkadaşlar telefon markası 12K. B markası dışındaki telefonlar 9 ile orantılı. Yani A artı C dediğimiz arkadaşlar kaç ile orantılıymış? 9 ile orantılı. C marka telefon dışındakilerle 7 ile orantılı. Yani C marka telefonlar 7 ile C marka dışındakiler 7 ile orantılısa demek ki A artı B ne diyeceğiz arkadaşlar? 7K diyeceğiz. Şimdi ilk gün tamamı aynı marka olan 45 telefon satılmış ve mağazada sadece iki marka telefon kalmıştı. Yani biz aynı marka olan telefonların hepsini satmışız bir tanesini. Diğerleri kalmış. Biz burada her birini bulalım isterseniz. Ee, gel şunu eksiyle çarp. A'lar gitsin. Şöyle A'lar gitsin. C'ler de gitsin. B'yi bulayım. Taraf tarafa topladığımızda 2 tane B eşittir arkadaşlar. 20, 19 yapar. 19'dan 9 çıkarırsak 10K gelir. de aslında 5K telefon var. Bu cepte. Buraya 5K yazarsam arkadaşlar C'de 7K telefonum var. Bu da cepte. Sonra ben C'ye 7K yazarsam diğer tarafa atarsam A'dan da 2K telefonum var. Onu da yazdık. Hocam bunlar ne işe yarayacaklar? Ya söyleyelim şimdi. Ben 45 tane telefon satmışım değil mi? Tamamını satarak 45 telefon satmışsam. Demek ki benim sattığım telefonlar bunlar. Yani 45 olan bu. Çünkü 5'in katı olan. 7'nin katı değil 45 ya da 2'nin katı değil. 5'in katı olduğu için. 5K 45 ise ben K'ya ne diyeceğim? 9 diyeceğim. Anın 9 olduğunu biliyoruz. Başlangıçta kaç telefon vardır diye sormuş. E zaten burada 45 telefon vardı. 9 buradan var arkadaşlar 63 yapar. Buradan da 9 kere 2 18 yapar. Topladığımızda muhtemelen 126 telefon gelecektir. Bakın o da D şıkkıdır. 19. sorudayız. Bu soru da uğraştırıcı güzel bir soruydu. Asil matematik, kimya, fizik, biyoloji ve Türkçe testleri derslerinden sorulandan 120 soruluk bir deneme sınavına girmiş. Sınavda matematik dışındaki derslerin soru sayıları birbirine eşittir. Sınavın ilk 20 dakikası ve son 40 dakikası sınavdan çıkmak yasaktır. Asil sınavda matematik dersinde her bir soruyu 2 dakikada diğerlerini arkadaşlar birer dakikada çözerek tamamlamıştır. Toplam 120 sorun var değil mi? Gel önce şunları düzenleyelim. Matematik, kimya, fizik, biyoloji ve Türkçe. Şimdi burada soru sayısını yazarsak burada x sorumuz var. x, x, x sorumuz varsa burada da 120 eksi 4 x tane sorumuz vardır. Tamam matematiği 2 dakikada çözüyorum. Diğerlerini 1 dakikada çözüyorum. Ve ben burada çözerek toplam süreyi kullanmış. O zaman bizim arkadaşlar toplam süremizi hesaplayabiliriz. Toplam süre. Ben matematiği 2 dakikada çözdüğüm için 120 eksi 4 x yapar. Diğerlerini birer dakikada çözdüğüm için sadece 4x yapar. 120'yi dağıtırsam arkadaşlar 240 eksi 8x artı 4 xten o da 240 eksi 4x gelir. Benim toplam sürem buymuş. Bu bana lazım olacak önemli. Asıl burada. Asil matematik sorularının tamamını sınav salonundan dışarı çıkmasına izin verilen sürenin 4 bölü 5'i sürede çözmüştür. Şimdi matematik sorularını çözdüğü süre ne arkadaşlar? Önce ona bakalım gel. Yani 2 çarpı 120 eksi 4 x. Buradan matematik sorularını çözdüğü süre eşittir. Sınav salonundan dışarı çıkmasına izin verilen süre. Şimdi 60 dakika çıkamıyor değil mi? İlk 20 dakika ve son 40 dakika çıkamıyor. Onun için şöyle diyeceksin. 240 eksi 4 x eksi 60. Sınavda bize izin verilen süre bu. Çarpı 4 bölü 5'ini alacaksın. Bu izin verilen süre. 240 eksi 4 x eksi 60 diyorsun ve olay bitiyor. Gel şimdi düzenleyelim burayı da. Şunu 2'ye bölersek buradan 2 geldi. İşler dışa çarpımı yaparsam 600 eksi 8 x eşittir. Bu 2'yi de dağıtırsam 480 eksi 8 x eksi 120 gelsin. Bir yerde hata yaptık muhtemelen. Pardon şunu dağıtmıyorsun ya. Yanlış 5 ile çarpacaksın. Şurası 20 olacak. Evet 5 ile çarptık bunu. 600. 20x geldi gibi. Bunu diğer tarafa gönderirsem burası 12x yapar. Buradan 360 geldi. Diğer tarafa atarsam 240 geldi. Her iki tarafı 12'ye bölersem x eşittir 20 yapar. Neden Türkçe dersinde kaç sınav sorusu var demiş. O da zaten 20'dir. E seçeneğidir. Bu soru çok güzel bir soruydu. Yıldız diyorum. Doğru yapanlar mutlaka yoruma gelsin. Geldim 20. soruya. Ceyhun hastalığı nedeniyle kendisine verilen 8 tabletten oluşan turuncu renkli ilacı günde 2 hap içerek kullanmaya başlamıştır. Birkaç gün e, bu şekilde kullanan Ceyhun diğer günlerde günde 3 hap içerek 30 günde sonunda ilacı bırakmıştır. Tamam. Bir tablet ben yani diğerine geçmeyen Ceyhun ilacı kullanmayı bıraktığında elinde kalan son tabletin görüntüsü aşağıdaki gibidir. Ceyhun 2 hap kullandığı gün sayısı kaçtır demiş. gençler Ceyhun'un 8 tane tableti var değil mi? 7 tanesini kullandı. 7 tanesini kullandıysa her birinde 10 tane ilaç varsa 70 ilaç var. Buradan da ikisini kullandıysa o ikisini kullandığında ekleyelim 72 ilaç kullandı. Bunu 30 günde kullandı. 30 günde kullandı diyelim. Ben bunu iki bilinmeyenle yapacağım. 1, 2 hap içtiği günler olsun. Bir de arkadaşlar 3 hap içtiği günler olsun. Buna x diyelim, buna y diyelim. Toplam günüm 30 gün, değil mi? 2 hap içtiği günler 2x tane hap içer. 3 hap içtiği günler 3y tane hap içer. Ve toplam 72 tane ilaç kullanmışımdır. Sonra biz bunu eksi 2 ile çarparsak şunlar gider. Demek ki şu da eksi 2 olursa arkadaşlar y eşittir. Ben buraya zaten eksi 60 demiş oldum. Buranın 12 çıktığını söyleyebiliriz. Y 12 geldi. 2 hap kullandığı günü sormuş. E zaman diğerlerinde de 2 hap kullanacak. Yani ben buraya 12 yazarsam diğer tarafa attım da x eşittir 18 çıkmış olur. İşte biz 18'i bulup olayı bitireceğiz. O da A seçeneğidir. Geldim 21. soruma. A kentine B kentine doğru sabit hızla gitmeyi planlayan İlyas. Bey arkadaşının akşama doğru B kentine olacağını söylemiştir. Daha sonra sosyal medyadaki açtaki mesajı gören İlyas Bey. arkadaşının ayrılık yol çalışması biraz geçeceğini söylemiştir. İlyas Bey yol çalışması olan yollarda hızını yarıya düşürürken Yolun diğer kısmındaki planladığı hızla hareket etmiş ve İlyas Bey'in yolculuğu %10 uzamıştır. Tamam. AB arasındaki kentlerdeki yolu sormuş ya da kaç kilometre olduğunu sormuştur. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Yüzde 120. kilometre arasına bakalım. Burası 100. kilometre olsun. ilerliyorsun. Burası da 120. kilometre olsun. Ne gidelim? Burası 200 olsun. Burası da arkadaşlar 240. kilometre olsun. Burada benim biraz yavaşlamam söz konusu. Yani şurada ne yapıyorum aslında ben? Bir yavaşlamaktan bahsedebiliriz. Yani burada hızımı yarıya düşürüyorum değil mi? Burada kaç kilometre yolum var? Normalde 20. Her bir kilometre arkadaşlar. Her bir kilometreyi t sürede gidelim. T sürede alınsın diyelim. Süper. Her kilometre t sürede alınırsa. Burayı ben normalde. Önce şöyle yapayım. Normalde kaç t'de almam lazım? 20 t'de almam lazım, değil mi? Burayı kaç t'de almam lazım? Yine 40 t'de almam lazım. Her kilometreyi t sürede alırsam bir kilometreyi. Hemen hızımı yarıya düşürdüğüm için sürem artacak. Yani bu 20 t'de gidiyorsa arkadaşlar, sürem ne olacak benim? 40 t olması lazım. Burada yine hızımı yarıya düşürdüğüm için aslında burası ne olmuş olacak? 80 t gelmiş olacak, değil mi? Gitti olay bu. Evet 80T'de gitmiş olacağım. Ve benim toplam sürem, hani normalde bu ikisini 60T'de alıyorsam bu ikisini arkadaşlar kaçta aldım? 120T'de aldım. O zaman miktarım O zaman miktarım arkadaşlar 60T oldu, değil mi? Yani ben 60T'lik bir süreyi 160 oldum. Şimdi bu uzama süresi %10'la karşılık geliyormuş. O zaman şöyle diyelim. %10'u 60T süre ise süreden kastım var burada. %100'ü kaçtır desek? Bu bunun zaten 10 katı. Bu da bunun 10 katıysa arkadaşlar 600 t yapar. Ben 1 kilometreyi t'de alıyorsam aslında buranın ne çıkması lazım? 600 kilometre olarak çıkması lazım. Yani cevap C seçeneğidir. 22. sorudayız. Zor bir sayfa. Belki sınavın en zor sayfası burası. Hazırsanız başlayalım. Bir havayolu şirketi bilet sattığı bir yolcusuna 30 kilograma kadar ücretsiz bagaj hakkı tanımakta Yolcular bağcadaki e, için belirlenen ağırlıkları geçen her bir kilogram için 50 lira ücret ödemektedir. Tamam. Memleketten Almanya'ya dönecek olan Fikri'ye kendisini tanınan bağcı hakkını geçtiği için aynı uçakla yolculuk edecek olan bağcı olmayan bazı yolculara 100 lira karşılığında 30 kilogram yük vermiştir. Bizim de böyle bir yanımız vardı ondan <laughs> güldüm. Çünkü hep dağıtmıştık hatta para teklif etmiştik kimse kabul etmemişti. Böylece Fikriye diğer yolculara dağıttığı toplam yük için hava yolunu ödemesi gereken ücretten 7 bin lira daha az ödemiş. 7 bin lira karı var ne taşıyorsan bacım sen ne taşıyorsun öyle. Fikriye'nin hava yolu şirketine kendi yükünden dolayı ödediği ücret 600 lira yani herkese dağıtmış herkese dağıttıktan sonra 600 lira ödemiş. Sonra Bağcı'nın toplam ağırlığını sormuş bize. Şimdi gel başlayalım bir yerden. Şimdi arkadaşlar Fikriye için şöyle bir şey diyelim biz. Ee, toplam toplam fazla kalan fazla yükü x kilogram olsun. Değil mi? Normalde ödemesi gereken normalde arkadaşlar her kilogram için x her kilogram için 50 lira vereceğine göre 50x ödemesi lazım. Ve i̇şte gayri resmi ödedi yani kendi çabasıyla gayri resmi yazacağım buna gayri resmi ödediğine kadar. Şimdi şöyle düşün. 12 kişi e, 600 lira kendisi para vermiş değil mi? 600'ü ben 50'ye bölersem. 12 kilogram kendisi taşımış aslında. X eksi 12 kilogramı da arkadaşlar. X 12 kilogramı. Her birini 30'a bölmüş. 30'a böldüğünde 100'e 100 e çarparak. Şöyle düşün yani. Elimde kalan 12'yi çıkardıktan sonra. Çünkü kendisi 600 lira para veriyor. Elimde kalan miktar 30'lara bölüyorum ben. Benim 180 kilogram kaldı. 180'i ben 30'a böldüğüm zaman 6 parça yapıyor. 6 parçayı da 100 liradan zimmetliyorum. Öyle bir şey yapıyorum. Bunu bu şekilde paylaştırmış oluyorum. x, x 12 bölü 30 çarpı 100. Sonra ne diyeceksin? Artı 600 kendi ödemiş. Yani şu normalde ödediği paradan bunu çıkardığımızda 7000 lira az ödemesi lazım. İşte denklem biraz karışık. Bu denklemi sadeleştirmemiz lazım. Şöyle diyeceğiz yani 50x. Bunu çıkardığımız zaman eksi. x eksi 12 bölü 30 çarpı 100. Eksi 600. Bu da eksi eksiydi. Eşittir 7000 gelmesi lazım. Ben şöyle yaptım kısa bir yoldan. Bunu 50'ye böldüm 1 yapar. Bunu 50'ye böldüm 2 yapar. Bunu 50'ye böldüm arkadaşlar 12 yapar. Bunu 50'ye bölersem bir sıfır gitti. 5'e böldüğüm zaman 140 geldi. Yani kalan şu oldu aslında x. Hatta şunu da 2'ye bölebiliriz. 15 gelsin. Peki sadeleştirmeyi yaptım. x eksi x bölü 12 bölü 15 dedim. Eksi 12 eşittir 140 geldi. Umarım buradan hatasız çıkarız. Bunun paydasını eşitlersem 15 oldu. Eksiyi dağıtırsam x artı 12 geldi. Bunu da 15 ile çarparsam arkadaşlar eksi 180 yaptı. Bölü 15 eşittir 140 geldi. Tekrar düzenleyelim şurayı. Buradan bir eksi x kaldı değil mi sadece? 15x vardı bir de buradan. Evet. 14x kaldı. 14x. Burası da arkadaşlar eksi 168 yapar. Bölü. 15 eşittir. 140 geldi. İç işler çarpımı yapma. Şurayı 14 parantezine al. Buradan x eksi 12 gelsin. 14 çarpı 12 168 yapar. Bunu da 14'e bölersem arkadaşlar 10 çıkar. Dışarı çarpımı yaparsam x eksi 12 eşittir. 150 gelmiş oldu. Değil mi? Diğer tarafa atarsam x eşittir. 162 kilogram oldu. Hayda. Hocam şıklarda 162 var mı yok ama olsaydı efsane olurdu düşerdik. Bize bağcın toplam kaç kilogram olduğunu söylemiş. Bak yukarıda ne yazdım ben? Toplam fazla yük yazdım. E zaten 30 kilogram ücretsiz ekliyorum ben buraya değil mi? Demek ki ben buraya 30 kilogram eklersem arkadaşlar toplam bağcım benim 192 kilogram olarak çıkar. O da D seçeneği. 23. soru da güzel bir soru. Asya kendisinden kısa boylu olanların sayısının kendisinden uzun boylu olanların sayısının iki kat olduğu bir dans toplumuna katılmıştır. Şimdi şöyle belirleyelim. Asya'yı şuraya yazalım arkadaşlar. Kendisinden uzunlara ve kendisinden kısalara. Şimdi demiş ki bana... Şimdi bana demiş ki arkadaşlar burada Asya kendisinden kısa boylu olanların sayısının kendisinden uzun boylu olan sayısının iki kat olduğunu söylemiş. Küçük bir telefon geldi onun için kapattım kusura bakmayın. Şimdi gençler ee, demiş ki bana uzun boylu olanların sayısının ee, evet iki kat olduğu bir kısa boylu olanların sayısının iki, uzun boylu olanların sayısının iki kat olduğu bir yerde. Tam Okuyamadım cümleyi. Bir yer bulmaya çalıştım da bulamadım. Evet şimdi. Niye gelmedi bu ya? Heh, şimdi geldi. Tamam, uzun boylu olanların sayısının iki katı olduğu bir yerde. Yani şurası uzun boylu onlara ben x desem arkadaşlar kısa boyları x diyeceğim. Şimdi oldu. Bu dans toplumunda %30'u %30 Asya'dan kısa, %50'si Asya'dan uzun 60 kişi katılıyor. Yani o zaman ben 60'ın %30'unu bulursam 18 kişi Asya'dan kısa. Burası 18 olsun. %50'sini bulursam 60 çarpı 50 bölü 100'ünü yazarsak arkadaşlar buradan 30 kişi de Asya'dan uzun gelecekmiş. Tamam sorun yok. Toplam 60 kişi katılıyor ya. 12 kişi arkadaşlar Asya'nın boyuna eşit. Yani aynı boyda sahip kişi sayısı. Evet Asya'nın boyuna eşit katılmış ki bunların toplamı arkadaşlar 60 gelsin. Böyle bir yorum yapabiliriz artık. Şimdi son durumda Asya'dan kısa. Asya'dan uzun ve Asya ile aynı, aynı, olan kişi sayısı birbirine eşitmiş. Yani x artı 30 da öyle diyelim en alttaki 2x artı 18 birbirine eşit. X'i diğer tarafa gönderdiğimizde x eşittir 12 olarak bulunacak. Yani burada 12 kişi varsa burada arkadaşlar 24. Burası da zaten yani toplamda kaç kişi oldu? 42. Burada da 42 geldi. Buranın da 42 olması için 30 demem lazım. Demek ki bulduk. Asya'nın kendisiyle aynı boyda olan arkadaşlarının sayısını sormuş. Şimdi arkadaşlar 30'a düşebilirsin ama cevap 29. Neden hocam? Asyanın arkadaşlarının sayısını soruyor. Toplam 30 kişi var. Asyanın arkadaşlarının sayısı arkadaşlar 29 olarak kayda geçecek. 24. soru güzel bir yaş problemi sorusu. 18 yaşına bastığı gün Bursa'da yaşayan ailesinin yanında Ankara'ya taşınan Cevat. Şimdi Cevat arkadaşlar bir Bursa'da yaşamış. Sonra Ankara'ya taşınmış. Ankara diyelim. Sonra arkadaşlar bla, bla, bla Antalya'ya taşınmış. Sonra bula 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 Antalya'dan İzmir'e taşınmış. Ve İzmir'de hayatını sonlandırmış herhalde muhtemelen. 18 yaşına bastığı gün. Yani 17 yıl geçmiş buradan aslında. 18 yaşın daha gün almamışız. 17 yaşına bastığı gün. Bursa'da yaşayan ailesinin yandan, yandan ayrılan Ankara'ya taşınan Cevat 24 yaşına bastığı güne kadar Ankara'da yaşadıktan sonra yani 24 yaşına bastığı gün aslında 24 ile 18 çıkardığımızda 18, 19, 20, 21, 22, 23 alacaksın bu arada. 24'ü almıyorsun. 6 yıl Ankara'da yaşıyor. Taşınmıştır. Sonra Antalya'dan İzmir'e taşınan Antalya taşınmış. Şu an Antalya İzmir'e taşınan cevap Antalya'da yaşadığı süre İzmir'de yaşadığı sürenin yüzde %75'i kadarmış. Yani ben burada İzmir'e 4x yaşarsam bunun %75'ini kolay almak için böyle yazdım bu arada. Yani bunun yüzde %75'ine bakarsak 4'e böldüm 25'ten 3x gelir. Demek ki arkadaşlar Antalya'da 3x süre yaşayacak. Mantık bu. Antalya'da yaşadığı sürenin %40'ını %40'ında evet. Antalya'da yaşadığı sürenin %40'ında 20 yaşlarda olduğuna göre. Şimdi 20 yaşlarda olduğumuz neydi? %40'ı. Antalya için %40'ı neye eşittir? 20 yaşlar. Şimdi 20 24'e bastan demiş, değil mi? Ee, 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6 yıl 6 yıl 20'li yaşta ilgilendir yani 24'ten başlıyorsun 29'a kadar 6 yıl. 6 yılsa arkadaşlar Antalya'da yaşadığının %100'ü nedir diyelim değil mi? Bunu bölersek gitti zaten 2'ye bölersek 3'e 2 geldi. 2'ye bölersem 5, 5 kere 3, 15 gelmiş oldu. Eğer ben Antalya'da 15 yıl yaşıyorsam buradan da 20 yıl yaşamış olurum. Mantık bu. Cevat Bursa dışında kaç yıl yaşamıştır? Bursa'da zaten 17 yıl yaşamış. 6 yıl Ankara'da yaşıyor. 15 yıl Antalya'da yaşıyor. 20 yıl orada yaşarsa arkadaşlar topladığımızda 35-41 yıl Bursa dışında yaşamıştır. A ah seçeneğidir. 25. sorudayız. Yalnızca altın ve bakırın belirli bir oranda karıştırılmasıyla oluşturulan metal kullanılarak özdeş bilezikler yapılmaktadır. Bu cümle önemli. Özdeş bilezik yapacağız arkadaşlar. Bu karışım kullandığı bir atölyede Ahmet Usta 100 gram altına 60 gram bakır kullanmış. Cüneyt Usta arkadaşlar 210 gram altın, 100 gram bakır verilerek Usta'dan özdeş bilezik yapması istenmiş. Eldeki tüm altını kullanarak bilezik yapan Ahmet Usta 10 gramlık bakırı Cüneyt Usta'ya vermiş. Şimdi arkadaşlar Ahmet Usta'nın yaptığı nedir? 100 gram altın kullanmış. 100 gram altın kullanmış. 10 gramı verdiğine göre 50 gram da arkadaşlar bakır kullanmış. Yani bizim aslında oranımız 2K'ya K bilezik oranımız var değil mi? Geldik kime? Cevdet Usta ya. Cevdet Usta ne yapmış? Pardon Cüneyt. Cevdet değil. Cüneyt Usta. Cüneyt Usta'da da arkadaşlar normalde 210 gram altın var. 100 gram bakır var değil mi? O zaman ben Cüneyt Usta'ya şöyle diyeceğim. E, 210 gram zaten altın değişmez. 210 gram altınımız var. Sorun yok. 110 e, 100 gram da bakır var. 10 gramda nereden alıyor? Ahmet Usta'dan alıyor. Yani 110 gram bakır oluyor. Yine benim oranım 2K'ya K olduğu için öyle diyelim. 2K altına göre yapalım arkadaşlar. Ben buradan hani 210'u 2'ye bölersem 105 yapar. Bu da bunun 105 katı olduğu için 105 gram bakır kullanmam lazım. Hani 2K'ya K oranı var. 210 altın kullandıysam 105'te bakır kullanmam lazım. E biz bunların farkını aldığımızda 5 gram bakır artar diyeceğiz. Evet. Şuraya tutanı kullandığım madde miktarı Hangisidir? Arttığı madde miktarı 5 gram bakır. O da B seçim. 26. sorudayız. Bu da güzel bir soru. Betülcan Anadolu Lisesi 11D sınıfının düzenlediği piknik organizasyonu için kız öğrencinin her bir 20 adet köfte, erkek öğrencinin her biri 5 adet pirzola getireceklerdir. Altı öğretmenin dışarıdan katıldığı pikniğe kız öğrencinin 1 bölü 4'ü, erkek öğrencinin 1 bölü 3'ü gelmemiştir. Tamam. Gelenler 3 bölü 4'ü ve 1 bölü 3'üdür. Pikniğe katılan bir kişinin yemesi gereken bla bla tam bunları geçtik. 11D sınıfında kız ve erkek öğrenci sayılar birbirine eşit olduğuna göre pikniğe katılan sayı, kişi sayısını sormuş bize. Şimdi gençler 3 ve 4'e bölünebilen bir sayımız olsun. Kız sayımıza biz 12x diyelim. Erkek sayımıza yine 12x diyelim. Hocam neden 3 ve 4'e bölünsün diye. Ortak bir kat aldık ve eşit aldık bunları. Bunlardan katılan sayısı katılan kız sayısı arkadaşlar 1 bölü 4'ü elendiği için gelmediği için 4'e bölersek 3 yapar 9x. Atılan erkek sayısı ise atılan erkekler ise arkadaşlar yine 1 bölü 3'ünü çıkarırsak 8x olarak yazarız. Şimdi şöyle bir durum var. Kızlar 20 tane köfte getirmiş her biri. Yani köfte miktarımıza bakarsak 9x çarpı 20'den 180x köftemiz var. Pirzola miktarımıza bakarsak da arkadaşlar 8x çarpı her biri 5 tane getirmişti. 40x de priz olmuş var. Şu geçtiğimiz kısım gel bir de okuyalım. Pikniğe katılan bir kişinin yemesi gerek yemesi için düşen köfte sayısı. Pirzola sayısından 7 fazla olmuştur. Aslında biz fazlalık üzerinden gidelim. Yani buradaki köfte sayısı pirzola sayısından ne kadar fazla arkadaşlar? 140x fazla eşittir diyelim. Toplamda katılan kaç kişi? 10 e, her biri ne kadar fazla yediğini bulmak için? Toplamda 17x değil mi? 17x artı 6 da öğretmenim var benim. Çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? Şu 17x dedik. Çarpı 7 diyeceğiz. Neden hocam böyle dedik? Bir kişinin fazla yediği miktar. Bir kişinin fazla yediği miktar. Bir kişinin fazla yediği miktar 7 değil mi? Bu kadar kişi var piknikte. 17x artı 6. Bunların 9x'i kız 8x'i de erkek. Tamam. Bu da fazlalık yani farkım 142 değişti. Ben bunu bundan çıkarınca 140 x gelmiş oldu. soruda bunu çözersek x'i bulabiliriz. Gel yani yapalım. 140 x eşittir. 7'yi dağıtırsam arkadaşlar 119 x artı 42 yapar. Bunu diğer tarafa atarsam 21 tane x eşittir 42 geliyorsa demek ki x eşittir 2'dir. Yani benim pikniğe kaç kişi katılmıştır diyor. Buradan bakarsak 18 kişi kızlardan var. 16 kişi erkeklerden var. 18 artı 16 artı kim var? Öğretmenler var. 6 kişi de öğretmen katılmış. Toplamda 40 kişinin pikniğe katıldığını söyleyebiliriz. O da B seçeneğidir. Geldim bu sorumuza. 1 Eylül 2024 günün başlangıcında Serap Hanım'ın dolabında bulunan yumurtaların son kullanma tarihini vadetlerini gösteren sütun grafiği verilmiştir. 1 Eylül 2024 itibariyle her gün 3 yumurta kullanmış. Yani ben 1 Eylül'de arkadaşlar 3 yumurta kullanmaya başlamışım. 2 Eylül'de yine 3 yumurta kullanmaya başlamışım gibi. Yumurtaların kullanımı son tarihi yaklaş, yaklaşanlara öncelik veren Serap Hanım. Eylül ayının ilk 10 gününde çöpe atlı yumurtalardan ilk 10 günde çöpe atlı yumurtalardan Nerede kaldık burada? Yumurtadan son kullanım tarihi 7 Eylül 2024 onların sayısı. 9 Eylül 2024 onların sayısının 5 katını eşitmiş. Şimdi gel şöyle düşünelim. Ben günde 3 tane yumurta kullanıyorum değil mi? 3 yumurta kullanırsam arkadaşlar 7 günde kullandığım yumurta sayısı 21. Şimdi 07 olan. 1, 0, 9 olan. Değil mi? Burada arkadaşlar 10 olan. Burada yumurta sayısı. Yumurta sayısı. Burada kullanılan burada da kalan miktarımız olsun. Bak sütun grafiği yaparsan çok rahat bunu çıkartabilirsin. Bence çıkartırız. Gel bakalım yumurta sayımız x tane. Burada sorun yok. Burada 30, 10 tane yumurtamız var arkadaşlar. Burada da 36 tane yumurtamız var. Ayın 10'da bir tane. Günde 3 tane kullanıyorsun. 7 gün boyunca kullandığımız zaman burada 21 tane kullanırız. Kalan yumurta sayımız x 21'dir. 9'unda olan da hani aynı 7'sine bittik. 8 ve 9'unda 6 yumurta kullanırsın. Burada kalan miktarımız 4'tür. 10'unda ise arkadaşlar normalde sadece 10. günde kullanırsın. Aynı 10'da kullanırsın. 3 tane yumurta kullandım. Burada kalan miktarımız da 33 oldu. Bir kere gel şu son cümleyi okuyalım. Şimdi tarihi 7 Eylül 2024 olanların sayısı 9 Eylül olanların sayısının 5 katıdır. Yani şunu diyeceğiz. X eksi 21 eşittir. 4 çarpı 5 olması lazım. Yani ben bunun 5 katını alacağım. Burası 20 yapar. Eksi 21'i diğer tarafa atarsak x eşittir. 41 gelir. Güzel. X'i bizden sormuş zaten. X de 41 yumurta olarak kayda geçecek. Yine uzun bir soru. Okulundaki 12. sınıf sınıflara ödev veren bir öğretmen ödevini yapmayan bir erkek bir kız öğrenci ile ödevini yapan bir öğrencinin bulunduğu 3 çalışma grubu oluşturmuştur. Öğretmen oluşturduğu grupları son sayfa hariç, tüm sayfalarda aynı sayıda grup olacak biçimde kağıtlara yazmıştır. Ödevini yapın erkek sayısı 12'dir. Yani şuradaki 12 öğrencim var. Okulda 12. sınıfta kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından 30 fazladır. Tamam. Kağıtta ilk ve son sayfalar verilmiştir. Buna göre okuldaki 12. sınıftaki erkek öğrenci sayısı Öğretmenin oluşturduğu sayfa sayısının kaç eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar biz şöyle başlayalım. Burada en tane sayfa olsun. En tane dolu sayfa. Değil mi? En tane dolu sayfam olsun benim. Şimdi kız öğrenci sayısı kaç tane? Şöyle yapalım. Ödevini yapmayan. Ödevini yapmayan diyelim. Kız öğrenci sayımız arkadaşlar. N tane sayfamız var. 1, 2, 3, 4, 5. Her birinde 5 sayfa var. Sütun sayısı aynı. Değil mi? Öyle demiş bize. Muhtemelen evet. 5 tane sayfamız var. 1, 2, 3, 4, 5. 5N. Artı kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. Ödevini yapmayan artı 4. Bunlar kızlar. Ödevini yapmayan erkekler ödevini yapmayan erkekler diyelim. Erkekler yine 5n artı 4 sorun yok. Artı 4. Şimdi ödevini yapan ödevini yapan erkek ödevini yapan erkek zaten 12'ymiş onu yazdık. İşte arkadaşlar ödevini yapan kızların sayısı var. Şimdi burada toplam 5n artı 4 tane grupta kişi var değil mi? Onu da şöyle bulacaksın. 5n artı 4'ten 12'yi çıkarırsak 5n artı eksi 8'dir. Ödevini yapan kızlar bunlar. Şimdi bizim kızlarımız. Bir ödevini yapmayan kızlar ve ödevini yapan kızların toplamı arkadaşlar. Şöyle belirtelim. Kız sayımız bizim 10n eksi 4'tür. Evet erkek sayısına bakalım. Bu ve bu var arkadaşlar. Demek ki bizim erkek sayımızda 5n artı 16'dır. İşte biz bunu bundan çıkardığımızda e, kaç bulacakmışız? 30 fazlalığı bulacakmışız çıkardığımızda arkadaşlar. Burası ne yapar? 5n yapar. 5n eksi 20 eşittir 30 yaparsa 5tane n 50 yapar. N'in ben 10 olduğunu söyleyebilirim. Yani 10 sayfa var. Bir de burada var arkadaşlar. 11. Sayfa oldu. Son sayfamız bu. Dedim ki erkek öğrenci sayısı. Erkek öğrenci sayısını gel bulalım. Yani şöyle olacak. 5 çarpı 10 artı 16 dediğimizde 50 66 yapar. 66'yı ben sayfa sayısına bölersem son sayfayla birlikte 11 sayfam var. 11'e böldüğüm zaman arkadaşlar 6 katına eşit olduğunu söyleyebilirim. O da zaten B seçeneğidir. Bu da çok zor ve iyi bir soruydu. 29. sorudayız. Yine bir hikaye anlatmış. Aslında soru çok zor değil. O hikayeyi çözmemiş diyor, istiyor benden. Yemek yemeye giden bir grup arkadaş ve hesabı kimin ödeyeceğini tesir etmek için bir oyun oynamaktadırlar. Şef garsondan birden ona kadar bir doğal sayının birini söylemesini iste, isteyen arkadaşlar 60 sayısını şef garsonu söylediği sayıyla bölümden kalanı bulmaktadırlar. Tamam bu grupta kişilerin isimlerinin harf sayıları birbirinden farklıdır. Yemekte isimlerinin harf sayısı elde edilen kalana eşit bir kişi varsa o kişi yoksa tüm arkadaşlar ortak olarak hesabı ödeyeceklerdir. Hesabı Arif'in tek başına ödeme olasılığı nedir demişim gençler 1'den ona kadar sayı tutmuşuz değil mi? Arif'in kaç harfi var? 5 harfi var. O zaman ben ne diyeceğim? 60'ı ben bir sayıya böldüğüm zaman kalanın ne çıkması lazım? Pardon 4 çıkması lazım. 4 diyeceğim. Tamam Arif'i herhangi tuttuğum bir sayı olsun. Bilmiyorum hangisini tuttum. Bunu böldüğüm zaman arkadaşlar 4 gelmesi lazım. Demek ki şunu diyebiliriz biz. 60'tan 4 çıkardığımız zaman 56'yı n bölmesi lazım. Ama burada şöyle bir durumum var. n'in 4'ten büyük olması lazım. Yani 4'ten büyük olup da 56'yı bölen sayılara bakacağım. Hangisi böler? 1, 7 böler. 7 kere 8, 56. Bir de arkadaşlar 8 böler. Bunun dışında bölen yoktur. 1, 2 böler ama n'in 4'ten büyük olması gerektiği için sadece 7 ve 8'i alıyorsun. Yani garson 7 ve 8'i söylerse okeyiz. Tek başına ödeme olasılığını sormuş. Tamam. Olasılık dediğimiz olay neydi? İstenen bölü tümü. İstenen olay zaten iki tane. 7 ve 8'in gelme ya da tutma olasılığı. Tüm zaten 1'den 10'a kadar olduğu için 10'dur. O da 1 bölü 5'e karşılık gelir. Bakın B seçeneği çıkar. Akıllı tahtada ders anlatan biyoloji öğretmeni Aysun Hanım uygulamanın kalemini dolma kalem, pilot kalem ve fosforlu kalem türlerine tıkladığında bu kalemlerin renk seçimi ekranı çıkmaktadır. Bu sembolü bastığında kalemlerin uç kalınlığı 5 seviye ayarlanmaktadır. Tamam. Aysun Hanım seçtiği bir kalemi renk ve kalınlık olarak ayarlarsa 90 farklı şekilde kullanabiliyor. Güzel. Dolma kalem ve uç kalem sekmesine tıklandığı oluşan görüntü böyledir. Tamam, bakın 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5. O zaman ben şunu diyebilirim. 6 çarpı 5'te buradan 30 tane durum meydana gelir. Cepten. Pilot kalem renk seçeneği fosforlu kalem renk seçeneğinin iki katı olduğuna göre yani ben burada pilot kalemi 2x renk seçeneği varsa burada x renk seçeneği var Diyeceksin o zaman benden fosforlu kalem sayısını sormuş Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar ben Pilot kaleme tıkladım Her bir için 5 tane Kalınlık sekmesi yapabilirim artı Fosforlu kalem içinde 5 tane kalınlık sekmesi yapabilirim Toplam 90 tane durum vardı 90'dan 30'u ilk durum için geçerli olduğuna göre kalan 60'tır. Demek ki ben bunu 60'a eşitleyeceğim. Buradan 15 tane x dediğim ifade 60'a eşitse x'in 4 olduğunu söyleyebilirim. Güzel. O zaman benim fosforlu kalemde 4 tane durumum vardır. O da C seçeneğidir. Geldik geometri kısmına. Geometri beklenenden yani şöyle bana göre bir tık kolay ama dediğim gibi sorular uzun ve hikaye şeklinde olduğu için sizi zorlamış olabilir ama görsel olarak ya da e, mental olarak düşündüğünüz zaman direkt buraya aktardığınız zaman arkadaşlar kolay bir geometrisi olduğunu söyleyebilirim. Özdeş kirbit çöpleri 5 6 evet düzgün altıgen şekilde uç uca eklenip ikişerli olarak birbirine yapıştırılıyor. Yapıştırılan kirbit çöpü ikillerinden biri bir köşesi etrafında saat yön tersine x derece döndürüldüğünde iki kirbit çöpünün doğrusal uzantıları arasındaki fark 100 olmuş. Bizden ikisi sormuş. Şimdi gençler biz şunu bunu oynattığımızı farz edeceğiz. Yani normalde bu böyle olması lazım. Geriye geleyim de düzgün çizelim şunu. Normalde bunun şöyle gelmesi lazımdı. Bu şekilde gelmesi lazımdı ama ne olmuş gitmiş. Ben şunu biraz daha uzatırsam, şöyle uzatırsam aslında buradan bir şey çıkartabilirim. E zaten burası 120. E ben buraya 60 dedim. Burası da 120 idi zaten eski hali. E, buraya da arkadaşlar 60 geldi. 60 60 120. 100 daha 220 yapar. Buranın 140 olduğunu biliyorsun. E buraya da sen 40 demiş oldun. Bunlar zaten ikisi birbirine eşit. E, 40 mı ya Bunlar doğrusal mı? Burası kaç geldi bu arada? 140'tan 40. Yok yanlış mı hesapladık? 120. 120'ye 220 geldi. Orası da 40 gelmiş oldu. Burası da zaten arkadaşlar 120 idi. Burada tam eşit değil burası. Ben yanlış söyledim şurayı. 120-140'dan 160 yaptı şu ikisinin toplamı. Bakın şu pozitif yönde, yönde dönen açı da 20 derece olarak gelecektir. O da C seçeneğidir. 32. sorudayız. Bir ABC üçgeninde BC 24, AB 15 olmak üzere A köşesinin BC'ye bir doğru parça çiziliyor. Bu doğru parça ile ilgili yalnızca bir tanesi yanlıştır. ABC'nin üçgenin alanı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar diğer ikisi doğru o zaman. Gel bir ABC üçgeni çizelim senle O ABC üçgenini yerleştirdiğimiz yere bakarsak olay sanki bitecek gibi. Biraz daha düzgün çizelim şunu. Böyle. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Ve buraya da C demiş olduk. Şimdi A köşesinden BC kenara bir doğru parça çiziliyor. A köşesinden BC'ye doğru bir doğru parçası çizildi. Bu doğru parçası ile ilgili bc zaten bana 24 olarak vermiş cepte. AB zaten arkadaşlar 15'tir. Tamam. Ee, uzunluğu 27. Bir tanesi yanlış. AB üçgenin alanı sormuş. Şimdi arkadaşlar bunun uzunluğu 27 olabilir mi? 27 olamaz çünkü bu kenar 24 geldiği için buranın 27 olması mümkün değil arkadaşlar. Onun için ben ne diyeceğim? Buna yükseklik ve kenar ortay diye kabul edersek bakın şuraya yükseklik ve kenar ortay diye kabul ettiğim anda buranın ben 12'ye 12 geldiğini söyleyebilirim. Zaten burası 9 yapar. Üçgenin alanı bulmuş oluruz o halde. Yani 9 çarpı 24 bölü 2 diyeceğiz taban 24 olduğu için. Bunu da bölersem 12 12 çarpı 9'dan 108'e ulaşmış olacaksın. 33. soru görünen yüzeyleri eş dikdörtgenler yani birisi düz birisi yan yatırılmış arkadaşlar. İki saksı köklerin uçları dikdörtgenlerin ağırlık merkezi olacak şekilde iki çiçek dikiliyor. Sabit hızla büyüyen bu çiçeklerin zemine dik olarak uzayan köklerin uçları saksının tabanına doğru şekil bir de haftada 2 santim yani ben buraya arkadaşlar 2 santim olarak uzatıyorum. Buradakini de haftada 3 santim olarak uzatıyorum. Tamam. Çeklerin kök uçlarının saksıların zemine ulaşma süreleri şekil 1'de burası 3 hafta sürüyor. Burası da arkadaşlar 4 hafta sürüyor. Ha bak soru çok kolay geldi. Saksıların görünen yüzünün alanını sormuş bana. Şimdi şöyle diyelim. Ben bunu böyle çiz, çizersem aslında şöyle çizdiğimi düşünürsem. 3 kere 2 6 santim yapar. E zaten 6 santim de burasıydı. Demek ki bu kenar 12 santim yaptı. Bunu ben böyle çizersem arkadaşlar 4 kere 3 12 santim yapar. E burası da 12 santim geldi. Demek ki bunun uzun kenarı 24 santim geldi. O halde alanı arkadaşlar alan eşittir 24 çarpı 12'den 288 olarak çıkacaktır. O da B seçeneğidir. 34. sorudayız. Paralel kenar biçimdeki balkonun zeminine paralel biçiminde arkadaşlar 4 eş fayans gösterilmiştir. Tamam zeminin kenarına temas edecek şekildeki gibi yerleştirilmiş yerleştirme işleminde düzensiz olan üstteki iki fayans kaldırılıp kalan yeri eşkenar biçimdeki bir fayans yerleştir eşkenar dörtgen biçimdeki fayans yerleştirilmiş tam olarak kaplamaktadır. Tamam. Buna göre balkon zemininin çevre uzunluğu 336 olduğuna göre sarı fayansların bir tanesini sormuş bize. Güzel bir soru. Böyle biz bunu şöyle birleştirirsek bakın. Aldık. Hatta şu siyahla yapalım. Bunu böyle yazdık. Bunu böyle attık. Ne ben bunu buraya çeksem, yani ben bunları buraya çekmiş oluyorum aslında. Burası sarıyla dolmuş olacak. Bakın. şu. Benim burada kapladığım yerde, bak şuraya çizdiğim yer, düzgün çizeyim biraz. Böyle çizdim, aldığım yer. Burası eşkenar dörtgenmiş. Öyle demiş çünkü eşkenar dörtgen biçimdeki bir fayans yerleştirildi tam olarak kaplanmaktadır. Eşkenar dörtgen arkadaşlar bunun kısa kenarına ben a a desem demek ki buraya ne diyeceğim 2 a diyeceğim burası da 2 a gelmiş olacak burası zaten 2 a olmuş olur uzun kenarda buraya taşıdığım için buraya da a demiş olurum o zaman bunun çevre uzunluğu 3 a buradan 4 a da buradan toplam 7 a çarpı 2'den kaç gelecektir 336 gelecektir yani 14 çarpı a eşittir 336 ise A dediğim ifade 28 olarak gelir. A 28 çıktı. Bizden neyi sormuş? Sarı fayansların birinin çevre uzunluğunu sormuş. Sarı fayanslardan biri A 2A da buradan 3A yapar. Demek ki arkadaşlar çevresi 6 çarpı A'dır. 28 çarpı 6 dedikten sonra 8 şuraya yanlış bulmuş olmayalım ya. 136'yı 14'e bölelim. Belki yanlış böldük tane 28 çıkarırsak arkadaşlar 56 yapar. Bu da 4 tane pardon bu 24 geldi gençler yanlış böldüm. Burası 24 yapar 24 çarpı aldıdan buranın 144 olduğunu söyleyebiliriz. 35. Soru da güzel bir soru. Kenar uzunlukları 3, 12, 15 ve 17 olan dik yamuk biçimdeki camlar camlar biçimdeki bulunan bir aracın tüm camları kirlidir. Camları temizlemek isteyen araç sahibi camlardan birini yan yana iki eş çekeceği camın üst tabanına gelecek şekilde çekerek temizlemiştir. Diğer camı camın bir kenara dayandırdığı çekeceği bir ucu camın alt tabanına değene kadar çekerek temizlemiştir. Tek çekecek kullanarak temizlenen camın alanı 32 birim karelik temizlemiştir. Bizden ikisi soruyor. Bak şimdi şöyle düşüneceksin. Biz burada aslında bir tane sileceğin uzunluğunu bulabiliriz. Yani burası... 3'ü 12'ymiş. Kenar uzunluklar 12 burası zaten. Ben yüksekliği buraya taşırsam arkadaşlar 9 12 15 üçgenden burası 9 olur. Burada 8 kalmış olur. Demek ki bir sileceğimizin uzunluğu 4 santimdir. Bir sileceğimizin uzunluğu 4 santimse demek ki ben buraya 8 demem lazım ki alanımız arkadaşlar 32 olsun. Şimdi şurası zaten dik geldi değil mi? Buraya ben A açısı dersem buraya B açısı dersem zaten burası A ve buranın da ben B olduğunu söyleyebilirim. Burada ne var? Bir benzerlik var. Yani A'nın karşısı 12 ise B'nin karşısı 9 ise burada A'nın karşısı 6 B'nin pardon A'nın karşısı 8 ise B'nin karşısına 6 diyeceksin. 6 8 10'dan buranın 10 geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi bunun hepsinin uzunluğu 17 santimde. Ben buradan 17'den 10 çıkarırsam demek ki 7 santim kaldığını söyleyebileceksin. 36. sorudayız. Emre bahçesinde bulunan ağacın zemine paralel olan doğru nasıl alınacak kurulmuştur. Zemine olan uzaklığı 200 santim olan bir dala eşit uzaklıkta yani şuranın dalın uzaklığını ben 200 santim olarak alıyorum. Bak yine hikaye anlatmış ama soru çok basit. Emre iplerin diğer uçlarının doğrusal bir tahta parçasının uç noktasına bağlanmıştır. Zemine paralel olan tahta parçasının bir ucundaki ip çıktığında, çıkmış bakın, tahta parçasının bir ucu zemine temas ederek aşağıdaki görüntü oluşturmuştur. Bu hareket sonunda tahta parçasının orta noktasının ağacın dalına olan uzaklığı 180 santim olmuştur. Bakın orta nokta burası değil mi? Yani ben buranın 180 santim olduğundan bahsedebilirim. Kalan kısım kaç santim arkadaşlar? 20 santim. Bu orta taban. Ben bunu buradan çekersen birini iki oranından buranın 40 geldiğini söyleyebilirim mı 200 santimse buranın 160 geldiğini söyleyebildiğim gibi buranın da 160 geldiğini söyleyebilirim. Demek ki cevabımız D seçeneği olarak kayda geçecektir. 37. sorudayım. Güzel bir soru. Kenar uzunlukları bir tam sayı olan ve alanı 40 santimetre kare olan dikdörtgen biçimdeki bir kağıt parçasının bir kenarının paralel diğer boyuna katlanarak yazı alanı kare olan. Ha, bak buraya A diyorsun. Buraya A diyorsun. Şu katlanan kısma B diyorsun. Yazı alanı kareymiş. Tam katlama nasıl diyor? Bu iki okuma fişinin yazı alanları oluşturan karelerden birer köşe noktası seçiliyor. Tam bu noktalar arasındaki mesafenin alabileceği en küçük değer 2 santimmiş. Yani şuranın arkadaşlar ben en küçük değerini bildiğim için 2 santim diyorum. En büyük değeri de x. Bunların hepsinin kapladığı yere de ben x demiş olacağım. Kağıt parçasında yazı alanı oluşturan alanın karenin alanı katlanan diğer bölmenin alanından büyüktür. Yani şöyle diyeceğiz aslında. B A'dan arkadaşlar daha küçük. Onu anlıyorsun. Bir de bizim alanımız A artı B çarpı A dediğimiz yer arkadaşlar kaça eşittir? 40'a eşittir. Yani biz buradan alabileceği değerleri bulalım. A B'den büyük olacak. Buraya 4 dersek. Buraya 4 dersek arkadaşlar. Burası 6 olur olmaz. Çünkü neden? Ve 6 olamaz. Başka burası 5 olursa. Değil mi? 5 olursa buranın 8 gelmesi lazım. Buraya ben 5 demem lazım. Buraya 3 demem lazım. Oldu gibi. Başka ne olabilir? Düşünelim. 8 gelebilir. 8 kere 5 zaten buranın 5 olma ihtimali yok. Sadece bu değerler sağlar. Yani A'nın 5 olması B'nin de 3 olması lazım. Bizden ikisi sormuş. A zaten 5 ise yani bizim için A önemli. Burası da 5 ise arkadaşlar en uzak mesafemiz burasıdır. 10 12'den 12 santim olarak gelir. O da C seçeneğidir. 38. sorudayız. Boyutları ABC olan dikdörtgen prizması şeklindeki hacmini böyle hesaplıyorum ben. Boyutları 4, 6, 5 santim olan dikdörtgen prizması biçimindeki kapalı şişenin içerisindeki bir miktar sıvı vardır. Bu şişe üç farklı yüzeyi zemin üzerine gelecek şekilde üç farklı şekilde konumlandırıldığında içindeki sıvının yüksekliği değerler toplamı 12 santim olmaktadır. Hmm. Senin boş kısmının hacmi nedir diye sormuş. Şimdi gençler biz bunun tabanını şöyle hesaplayalım. Hatta sana şunu şöyle çizeyim ben daha rahat gör diye. Böyle çizeyim ben bunu. Böyle çizeyim. bunu böyle almış olayım. Bunu da böyle aldık. Bunu böyle almış olayım. Bunu da böyle böyle almış olduk. Atıyorum burası 6 olsun. Burası 5 olsun. Burası 4 olsun. Benim zeminim, zeminin böyle olursa arkadaşlar. Yani bir tanesine yani 30'luk gelirse bunun hacmi 30 çarpı H1'dir. Ben bunu 4 ve 5'in üstüne yatırırsam Burası da 20 çarpı h2 yapar. Bunu 6 ve 5'in üstüne yatırmıştım zaten. Bir de 4 ve 6'nın üstüne yatırırsam 24 çarpı h3 yapar. Bizim işte alan hani hacimleri eşit olan kısmı budur. Yükseklikleri de hani hangi tabana bağlıysa ona göre yükseklik değeri kazanacaktır. Şimdi buradaki değerlerin hepsini arkadaşlar 120'de eşitleyebiliriz zaten. 120'de eşitlersek buraya 4K diyeceğiz. Buraya biz 6K diyeceğiz. Buraya da arkadaşlar ne demiş olacağız? 5K demiş olacağız. Şimdi bundan değerler toplamı 12 gelmiş. Hepsini topladığımızda kaça eşitleyeceğiz? 12'ye. Yani biz burada 15 tane k'yı 12 eşitlersek k'nın ben 3 bölü 3'e bölersek 4 bölü 5 olduğunu biliyorum. K 4 bölü 5 çıktı. Cepte. Boş çizgenin boş cismin hacmini sormuş. Boş senin boş kısmının hacmini pardon. Şimdi şöyle düşün. 4K dersek herhangi gel bir yeri yaz buraya. Buradan başlayalım. 30 çarpı k 4 bölü 5 değil mi? 4 çarpı 4 bölü 5 diyorsun. Umarım hata yapmadık burada. Bunu 5'e bölersek 6 yapar. 6 kere 4 24. 24 çarpı 4'te ne geldi arkadaşlar? 144 geldi. E, 144. Yok yanlış yaptık evet. Yanlış yaptık. Bir de nerede yanlış yaptık? Topladığımızda 15 k yapar. Öldüğümüzde arkadaşlar... 3'e bölersek 4, 3'e bölersek 4 bölü 5 geldi. K yerine 4 bölü 5 yazarsak. Aslında doğru bulmuşuz. Şurada çarpmayı yanlış yapmışız. Burası 96 olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz hızlı çözüyorum. Çünkü yetiştirmem lazım videoyu. 96 oldu. Boş kalan kısmı sormuş. Şimdi tamamı nedir? 4 çarpı 6 çarpı 5 eksi 96'yı çıkaracaktın. İşte bu sana boş kısmı verecektir. Zaten burası 120 yapar. 120'den 96 çıkarırsak 24'ün boş kaldığını söyleyebilirsin. O da C seçeneği. Geldim 39. soruya. Beyaz bir maddeden elde edilmiş küp biçimdeki cismin yüzeyleri gri rengi boyanmıştır. Küpten bir düşken prizma çıkartılıp atılarak şekildeki gibi şekil edilmiş. Bu cisim iki tanesi. Bu cisimlerin iki tanesi beyaz renkli yüzeyi alanları çakışacak biçimde. Üstte yerleştirildiğinde ebatları 6-6-10 olan bir ne oluşturmuş? Dikdörtgen prizması oluşturulmuş. Tamam. Daha sonra bu buna göre şekil birdeki beyaz renkli dörtgensel bölgenin alanını sormuş bana. Şimdi gençler bakın. Ben bunun hani 6 6 10 olan bir şekil oluşturuyorsam demek ki bunun yüksekliği 6, burası da 6. Tek değişen yer neresi? Burası. Buraya ben 10 demiş olacağım. Ben buraya kısalttığım için burası aynı kalmıştır. Burası zaten kısaldığı için 10 olarak bulunur. O zaman ikisini ben takıştırdığım için buranın 2 olduğunu söyleyebilirim. Hani oradan kesiyorsun 2 santim, oradan kesiyorsun 2 santim. Ee, aslında 2 santim azaltıyorsun bir kenara. Birleştirdiğin zaman o 2 santim gidince aslında şöyle düşünebilirsin. Bak buradan daldığın zaman burası zaten 6 santimdi değil mi? Burası da 6 santim. Demek ki buraya 2 kalırsa tamamının 10 olduğunu söyleyebilirsin. Buranın ben 2 olduğunu biliyorum. E buraya da 6, 6 desek şu uzunluğu, köşegen olan uzunluğun 6 kök 2 olduğunu söyleyebilirsin. Buradaki dörtgen parçası da şu çıktı bakın. 2'ye 6 kök 2 geliyorsa biz bunun alanını şöyle bulacağız. 2 ile 6 kök 2'yi çarparsak 12 kök 2 olarak çıkarmış oluruz. O da D seçeneğidir. Geldim son 40. sorumuza. Üçgen biçimindeki 3 üç özde şeffaf kağıt parçası üst üste çakışacak şekilde yerleştirilmiş. Ortadaki kağıt bir kenarı en alttaki kağıdın ağırlık merkezinde olacak biçimde sağ tarafa doğru kaydırıldığında en üstteki kağıt bir köşesi alt taraftaki kağıdın bir köşesiyle çakacak biçimde sağ tarafa doğru kaydırılmıştır. Kağıtlardan ikisi kenar uzunlukları kesikli bölgeler boyunca uzatılarak sarı renkli bölge oluşturulmuştur. Kağıt parçalarının birinin alanı 36 olduğuna göre sarı renklinin alanını sormuş. Belki de sınavın en zor sorusuydu bu. Şimdi gençler bu bunun tam ağırlık merkezinden geçiyorsa G'den. Demek ki şuraya ben A'ya 2K oranı var diyebilirim. E zaten burası da K. Buranın da 2K geldiğini söyleyebiliriz oranlardan. Şimdi bakın şurası şu uzunluğumuz 1'e 2 oranıysa ben yine buraya A'ya ya diyebilirim. Sıkıntı yok. Çünkü biz alan hesaplayacağız. gibi. Şimdi bunu böyle çekebiliriz biz. Bunu böyle çektiğimiz zaman ise böyle bir durum varsa arkadaşlar. Şimdi bu kenara ben ben bu kenara x desem. Şöyle bu kenar bakın. Tam. şöyle e, nasıl desem sana. Heh, şunu şöyle. Bunu bu şekilde ayırdığımız zaman bakın. Tam bunu böyle ayırırsak. 3k'nın. 6k'yı oranı. Bu kenara x desem. Bu kenar x olsa burası da x olmuş olacak. Yani yarısına denk gelmiş olacak gibi. Şimdi bu veriler açığında alan hesaplamaya çalışalım seninle. Biraz belki uzun yolda yapmış olabilirim ama. Kısasını varsa mutlaka alt tarafa yaz. Şimdi buradaki arkadaşlar alanımız 2'ye 3 oranı olduğuna göre ben buraya 4A desem buranın tamamının 9A gelmesi için buraya 5A demem lazım. Benzerlik oranım 2 bölü 3 olduğu için. A cinsinden bulalım. Sarı renkli kısmı da çıkartabiliriz A cinsinden. Şuraya geldiğimizde bunu yine buranın 1'e 3 oranı varsa A desek buraya da arkadaşlar ne demiş olacağız? 8 tane A demiş olacağız cepte. Şimdi bir tane alanın benim 9A yapıyorsa burası 4 5A yaparsa buranın da 4A geldiğini söyleyebiliriz cepte. Şimdi burası 4a ise 2x'te buraya da a 2a geldiğini söyleyebiliriz. Bu sarı kısma onu da yazdık. Sonra yine arkadaşlar ben bunu böyle e, nasıl ayırayım? Bunu şöyle ayırdığımızı düşünürsek, böyle ayırırsak biz bunu. E, ya da nasıl yapalım? Şurasını sadece şurayı bulsak işimiz bitecek aslında. Onu da bulabiliriz. 2x'te x oranı var yine. Şurası de işte. 1 bölü 3 oranı var da onu nasıl çıkartacağız? Burada küçük bir yanılsamamız var da yanlış yapmışız. Şöyle çekersek arkadaşlar bakın şurayı daha kolay görebiliriz. Burayı ben 2A'ya 2A diye ayırdım. Buranın da A olması lazım. Orada yanlış yaptık. burası 2A ise burası 2A ise buranın da 4A geldiğini söyleyebiliriz. Onu bulmuş olduk. burası 4A ise şu altta ne kadar A'mız var onları hesaplayalım. 1 4A buradan var. Şurası zaten 9A. 5A da buradan var arkadaşlar. 14A. 8A da buradan var. 22. Bir tane de buradan var. 23. 4 tane de buradan var. 27A yapar. 27A. Bunlar x'e eşit olduğu için zaten 3'te birlik bir kısım var. 27A geliyorsa buraya da arkadaşlar 9A gelmesi lazım sarı kısmımıza. Bizim toplam sarı kısmımızın alanı bulmuş olduk o zaman. Sarı kısmımızın alanı 4A buradan var. Bir tane daha buradan var. 5. 9'da da buradan var arkadaşlar. 14 tane A yapar. Cepte. 13 14 yaptı. Ee, bir tane A'mız yani 9 A'lık alanımız 36 ise bir tane üçgenin alanı 9 A'ydı. Demek ki biz burada A'ya 4 diyebiliriz. Sarı kısmın alanına da 14 çarpı 4 dediğimizde 56 birim kare gelecektir. O da A seçeneğidir. Tamam biz gençler? Evet bitirdik. Bunumuz varsa yanlışımız varsa eksiğimiz varsa affola. Umarım senin için çok verimli bir video olmuştur. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Kanalımı takip edip beğeni tuşuna basmayı unutmazsan çok mutlu olurum. Kendine iyi bak. Görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar.